Efendim günaydın, merhabalar, sayın başkanlar, sayın genel müdürler, çok kıymetli akademisyenler, uzmanlar, değerli katılımcılar. Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi'nin üçüncüsünde bir aradayız. Tekrar hoş geldiniz, günaydın diyorum. Ve programımızı başlatmadan önce önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Simultane çeviri için kulaklık ihtiyacı olan değerli konuklarımız kapının hemen yanındaki kulaklıklardan, o standtan kulaklıklarını temin edebilirler. Efendim tekrar hoş geldiniz diyorum ve şimdiden zirvenin, toplantımızın başarılı olmasını diliyorum. Değerli konuklar, şehirleşme, hızlı yaşam, evde kadın ve erkeğin birlikte çalışması aslında sağlıklı beslenme konusunda bizleri tekrar düşünmeye sevk ediyor. Evet, beslenme ile ilgili belki annelerimiz kadar, anneannelerimiz kadar daha fazla zaman harcayamıyoruz. Yani yemek yapma konusunda çok uzun vakitler harcayamıyoruz. Yok o kadar vaktimiz. Ama bir yandan da bu konuda bir duyarlılığımız var. Bilinç düzeyimiz arttı ve daha büyük ölçekte bakacak olursak da küresel ısınma söz konusu, iklim değişikliği söz konusu, tabii sürdürülebilir üretim endişeleri de, milyarlarca insanı doyurmak zorunda olduğumuz gerçeği de aslında gıdalar ve beslenme konusunda bizi çok daha duyarlı olmaya itiyor. Gıda, beslenme ve sağlık ilişkisini ortaya koyan bilimsel çalışmalarda değerli konuklar toplum tarafından çok yakından takip ediliyor artık. Çünkü bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Ama ulaştığımız o bilgiler acaba ne kadar sağlıklı? Çünkü özellikle sosyal medyada da hepimiz yaşıyoruz, bir bilgi kirliliği de söz konusu. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyoruz, ayırt edemiyoruz. İşte bir yandan da gıda güvenliği ve beslenme konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Bu da bizi bu konuyu yeniden güçlü bir şekilde ele almaya yönlendiriyor. Efendim ülkemizde artan obezite, önlenebilir ölümlerin pek çoğunun gıda ve beslenmeyle ve hayat tarzıyla özellikle çok yakından ilişkili olması, bu alanda önleyici ve geliştirici aksiyon alınabilirliği, farkındalık arttırılması bile birçok hastalığın önlenebileceğini gösteriyor. Çok net bir şekilde bu durum önümüzde. Şehirde yaşayan, masa başında çalışan, ofis çalışanlarının beslenmeye önem verdiğini, az önce söyledim, son zamanlarda bu konuda bir bilinç arttı, duyarlılık arttı. Ama bunun kadar aktif yaşama, hareket etme konusunda da çaba gösterilmesi gerektiği yine net bir şekilde karşımızda, net bir gerçeklik. Efendim bu konferansımızda toplum sağlığının korunmasından gıda ve beslenmenin önemine, aktif yaşama, hareketli bir yaşamın kültür olarak, bir alışkanlık yaşam biçimi olarak nasıl kazanılabileceğine, beslenmedeki yeni yaklaşımlara değineceğiz, inovasyon ve bunlarla ilgili mevzuatlarla çerçevelenmesi konusunu da yine ele alacağız geniş bir biçimde. İki gün boyunca bütün bu kapsamlı konuları masaya yatıracağız değerli katılımcılarının ve sizlerin katkılarıyla. Tabii sporcularımız ve genç nüfusumuzun spor yapmasının temini önemli. Spor yapanlara özel beslenme modellerini de tartışacağız. Güncel gelişmeleri alanının uzmanlarından dinleyeceğiz ve politika önerileri haline getirmeye çalışacağız. Efendim bu genel çerçeveyi çizdikten sonra, sizlere günaydın, hoş geldiniz dedikten sonra açış konuşması için Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Samet Serttaş'ı davet etmek istiyorum konuşmalarını yapmak üzere. Buyurunuz. Günaydın herkese. Tarım Bakanlığımızın çok kıymetli daire başkanları, üniversitelerimizin çok önemli dekanları burada aramızdalar. Sağ olun, bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz. Gıda Takviyesi Beslenme Derneği olarak her yıl gıda ve beslenme zirvesi yapıyoruz. Beslenme politikaları zirvesi yapıyoruz. Amaç gıda ve beslenme konusundaki politika önerilerini hem karar alıcılara hem akademisyenlere hem de globalde tartışılan, küreselde tartışılan konuları Türkiye gündemine taşımak. O yüzden gerçekten çok kıymetli konuşmacılar var. Hem yurt içinden hem de yurt dışından. Az önce Selmin Hanım bahsettiler. Şimdi şehirleşme çok ciddi bir olgu. Yani bugün Türkiye'de yaklaşık %92.3'ü, nüfusumuzun %92.3'ü il ve ilçelerde yaşıyor.
Yani kırsal nüfus olarak baktığımızda %25 kırsalda yaşıyor görünüyor ama il ve ilçe merkezinde yaşayan nüfusa baktığımızda %92,3 artık il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Bu çok ciddi bir nüfus. Demek ki Türkiye son 50 yıl içerisinde artık şehirleşmesini çok büyük oranda tamamlamış görünüyor. Şimdi şehire gelen insanın beslenme davranışları farklı. Yaşam davranışları da birbirinden farklı. Şimdi o yüzden bizim beslenme konusunu artık daha önceki ele aldığımız gibi ele almamamız gerekiyor. Yani artık her ne kadar gelir seviyesi olarak gelişmiş ülkelerin gelir seviyesine ulaşmamış olsak dahi şehirleşme olarak baktığımızda gelişmiş ülkelerin şehirleşme seviyelerine ulaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla artık bizim de nüfusumuz kırsal beslenmeden çıkıp şehir hayatı ve şehirli beslenmesiyle beslenen bir nüfus haline geldi. Şimdi baktığımızda en önemli sorunlarımızdan başında obezite geliyor. Türkiye Akdeniz diyetiyle besleniyor diye hepimiz kendi kendimize telkinde bulunuyoruz ama obezite oranları çok kötü. Nüfusumuzun 1/4'ü fazla kilolu, 1/3'ü de obez. Şimdi hem Akdeniz diyetiyle besleniyoruz, çok sağlıklı yiyoruz diyoruz ama hem de ciddi bir obezite sorunu var. Yani bunun kaynağı nedir diye baktığımızda son zamanlarda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Sağlık Bakanlıkları bu alanda çok ciddi bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Yani obeziteyle mücadele, önlenebilir ölümlere neden olan hastalıkların yaşam tarzını değiştirerek önlenmesi konusunda ciddi bir çaba sarf ediliyor. Sadece bir konuda eksik kaldığımızı düşünüyoruz biz. O da obeziteyle mücadele konusunda besin odaklı ve kötü besin odaklı çok gidiyoruz diye düşünüyoruz. Yani hep fokusumuz, odağımız sadece kalorisi yüksek gıdalar üzerine oluyor. Yani bu kalorisi yüksek gıdaların tüketimini nasıl azaltabiliriz? Sadece bunun üzerinde durmaya başladık. Ama bizim aktif yaşam gibi ciddi de bir sorunumuz var. Yani hareket etmiyoruz. Başta söyledik ya, il ve ilçe nüfuslarında yaşayan insanlar artık hareket etmiyorlar. Yani başta kendinize bakın, ben kendime bakıyorum. Yani günün önemli bir kısmını masa başında geçiriyorum. Şimdi sadece bizler değil, aynı zamanda çocuklarımız da artık öyle olmaya başladı. Çünkü dışarıdaki hayattan daha eğlenceli bir içeride hayat sunmaya başladı teknoloji bize. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bizim zamanımızda işte televizyon kuşağı yeni çıkmıştı falan. Benim iki çocuğum var. Birinci çocuğum 9-10 yaşlarında. Televizyon izliyor ama 3-4 yaşındaki kesinlikle televizyon izlemiyor. Sadece YouTube takip ediyor. Yani YouTube üzerinden video takip ediyor ve yani ve ne istediğini biliyor ve orada şunu izleyeceğim, bunu izleyeceğim seçerek gidiyor. Yani bu yeni nesle YouTube'un sunduğu, Netflix'in sunduğu, diğer sosyal paylaşım sitelerinin sunduğu hayat dışarıdaki hayattan daha eğlenceli. Yani hani dışarıda top peşinde koşmaydı, saklanmaçtı, bunu cazip hale getirmek istiyoruz ama sosyal platformların sunduğu eğlence imkanları daha cazip geliyor çocuklarımıza ve bizlere. Dolayısıyla hareket etmiyoruz. Yani hareket etmeyi hep beraber toplum olarak unuttuk. Başta bizler unuttuk, sonra da çocuklarımız unuttu. Biz çok fazla olarak kaloriyle, kalori hesabıyla meşgulken bence aktif yaşamı çok ihmal ettik ve unuttuk diye düşünüyorum. Bu yüzden de bizim bu toplantıda, bu konferansta önemli miktarda sporcu gıdası, aktif yaşam, hareket etme, şehirlerimizi belki ona göre dizayn etme ile ilgili bir gündem maddesi yaptık. O yüzden de Gençlik Spor Bakanlığımızı da bu toplantının içerisine davet ettik. Şimdi yine bir başka hikayede biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü sağlık promosyonu yani sağlıklı yaşam ve sağlık bilincinin artırılması konusunda bir proje yürütüyor ve bu projeyi bütün dünyada yürütüyor. Türkiye'de bu projenin partner ülkelerinden bir tanesi. İşte yeni zaman içerisinde görüyoruz obezite ile ilgili farkındalık yaratma veya işte gıdaların etiketlenmesi konusu veya yine aktif yaşamın farkındalığının artırılması konusunda Sağlık Bakanlığı çalışmalar yapıyor. Yine benim fark ettiğim bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü'nün projesinin içerisinde bir de iyi beslenme var. Biz hiç değinmiyoruz bu konuya. Yani kötü beslenmenin ne olduğunu artık hemen hemen herkes biliyor bence. Yani hani kötü gıdalar nedir? Kalorisi yüksek gıdalar nedir? Besince zengin olmayan gıdalar nedir? Az çok hepimiz anladık.
Ama iyi gıda nedir? Nasıl iyi beslenebiliriz? Bununla ilgili hala kafamızda netleşmeyen birçok hikaye var. Yani işte bir D vitamininde bahsediyoruz, omega 3'ü bahsediyoruz, bunun türlerini bahsediyoruz. Nereden alacağız, hangi kaynaktan alacağız? Bununla ilgili henüz hala zihnimizin berraklaşmadığı kanaatindeyiz. O yüzden de buraya hem omega 3 konusunda hem D vitamini konusunda özellikle konuşmacılar davet ettik. Ya çünkü şöyle bir algı var, biz nasıl Akdeniz ülkesiyiz diyorsak biz çok güneş alan bir ülkeyiz diye düşünüyoruz ve o yüzden harika D vitamini seviyelerimiz var diye düşünüyoruz ama klinik çalışmalara, araştırmalara baktığımızda hiç de öyle çıkmıyor. Yani bence hem Sağlık Bakanlığı, hem Tarım Bakanlığı, hem bizler biraz daha bu mikro besin ögeleri dediğimiz besin ögelerinin eksikliği konusunda ve bunun giderilmesi konusunda ne yapabiliriz? Buna değinmek istedik bu konferans içerisinde. Buna değinirken de şimdi sağlıklı gıda, evet herkes ulaşsın, sebze meyve yesin, balık yesin diyoruz ama bir de gelir adaletsizliği ve gelir dağılımının bozukluğu hikayesi var. Biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu'nun bu seneki gündem maddelerinden bir tanesi de gelir eşitsizliği ve gelir adaletsizliğiydi. Gelir adaletsizliği birçok konuda etkili olduğu gibi beslenme konusunda da çok etkili oluyor. Yani genelde obez nüfusa baktığınız zaman obez nüfus ile geliri düşük olan nüfus arasında bir korelasyon görüyorsunuz. Yani bunun sebebi de geliri düşük olan kısım daha ucuz olan gıdalarla beslenmek zorunda kalıyor. Yani besince zengin olan gıdalara erişemiyor. Bir erişim sorunu var. Bu erişim sorununu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani herkes aynı gelir seviyesi içerisinde değil. Dolayısıyla bizim daha inovatif bir şekilde bu insanlara nasıl o besinlerle zenginleştirilmiş gıda mı bakacağız, bizim gibi gıda takviyeleriyle mi bu insanları beslemeye çalışacağız? O mikro besin açığını bir şekilde bizim gelirce sıkıntıda olan nüfusa kazandırmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi gıda sektörü çok inovatif. Bu inovasyon sadece tüketici taleplerinden kaynaklanmıyor. Genelde ben de daha önce kamuda çalıştım. Kamuda çalıştığı dönemde insanlar sanayinin ve endüstrinin sadece tüketici taleplerini karşılayıp para kazanmaya odaklı yerler olduğunu düşünüyor. Ama aslında sadece öyle değil. Aslında gıda sektörü ve diğer sektörlerde toplumdaki sorunları gözlüyor. O sorunların farkına varıyor ve aslında onlara bir çözüm önerisi getirmeye çalışıyor. Politikacıysanız, yasa yapıcıysanız bu çözüm önerisi bir politika metni oluyor. Gıda sektöründe çalışıyorsanız bu yenilikçi bir ürün oluyor. O çözüme, o probleme yönelik sunmuş olduğunuz bir yenilikçi çözüm önerisi olmuş oluyor. Şimdi yenilikçi, gıda sektörü çok yenilikçi, çok inovatif. Her gün raflara yeni bir ürün koyuyoruz. Şimdi yeni ürünlerin bir tanıtım ihtiyacı var. Ve besin ögelerini satan firmalar ve tüketiciler bu besin ögelerini tat almak için tüketmiyorlar. Yani az önce kahve içtiniz. Kahvenin tadı çok güzel olduğu için, sevdiğiniz için içiyorsunuz. Çay içiyorsunuz, bunun da tadını çok güzel bulduğunuz için içiyorsunuz. Veya tatlı yiyorsunuz, bu da böyle ama besin ögeleriyle ilgili, diyelim ki bir vitamin almak istiyorsunuz, mineral almak istiyorsunuz. Burada satın alırken parametreniz, bunun tadı ne kadar da güzelmiş olmuyor. Burada bunun benim vücuduma nasıl bir faydası var? Acaba buradan ben nasıl bir sağlık beklentisiyle bu ürünü satın alabilirim? Bu beklentiyle hareket ediyor tüketici. Şimdi üretici eğer bunu anlatamıyorsa tüketiciye burada büyük bir problem var. Neden büyük bir problem var? Çünkü Sermin Hanım söyledi, hepimiz Google'a bakıyoruz, hepimiz Yandex'e bakıyoruz, arama motorlarına bakıyoruz. Yani eğer o ürünle ilgili etikette tüketiciler yeterli bilgiyi görmezse hemen sosyal medyaya bakıyor, hemen arama motorlarına bakıyor ve arama motorlarında karşılarına çıkan bilgi güvenilir bilgi olmuyor. Güvenilir bilgi olmadığı için bütün dünyada şu anda nasıl olacak da biz sosyal medyada dolaşan, internette dolaşan bilgilerin güvenilir bilgi olacağını ve bu veri kontrolünü kim yapacak, nereden yapacak buna bakıyoruz. Şimdi biz bu bütün sorumluluğu, gıdadaki bilgi kirliliği, besindeki bilgi kirliliğinin yükünü bakanlıklara yüklediğimizde bence bakanlıklara çok büyük bir haksızlık yapıyoruz. İki türlü haksızlık yapıyoruz. Bir, bakanlıklar toplum ile iletişim kurma konusunda yıllardır gelen bir tecrübeye sahip değiller. İki, iletişim kanalları Facebook, sosyal medya, Instagram o kadar hızlı gelişti ki kamu otoritelerinin bunu yakalamasını beklemek de çok büyük bir haksızlık. Üç, yeni nesil, Z kuşağı nesil
kamu otoritelerine güvenmiyor. Sadece bizde değil, bütün dünyada kamu otoritelerine güvenmiyor. Ve yeni nesil YouTuber'lara güveniyor. Yeni nesil sosyal medya fenomenlerine güveniyor. Demek ki burada biraz daha inovatif düşünmek zorundayız. Ve bu iletişimi, tüketiciyle iletişimi nasıl kurgulayacağız? Onlara biz doğru mesajı hangi kanallar aracılığıyla vereceğiz? Artık hani Sermin Hanım televizyondan geliyor, kusura bakmasın ama televizyon da artık şey değil. Yani ilk bilgi kaynağı olmaktan özellikle Z kuşağı için çıkmış durumda. Yani televizyondan daha ziyade sosyal medya kanalları üzerinden bir bilgi arayışı var. Bir de hepimizin küçümsediği sabah programları var. Yani kime sorsam sabah programı izlemiyorum diyor ama çok ciddi bir bilgi kaynağı. Ve evde beslenme genelde her ne kadar kadınlar çalışıyor olsa bile hala beslenme ile ilgili evin, hanenin referans kaynağı hala kadın. Ve eğer ki kadın oradan besleniyorsa, bilgi kaynağı olarak orasını görüyorsa, orada da çok ciddi bir program oluyor. Yani sabah programlarıyla biz doğru bilgileri arıyorsak, ben Tarım Bakanlığı'nın hiçbir sabah programına çıktığını zannetmiyorum. Başkanım söyler, hiç bir sabah programına çıktınız mı şu ana kadar bilmiyorum ama o programlarda çok ciddi bir bilgi kaynağı oldu bütün toplumumuz için. Dolayısıyla belki burada da biraz inovatif düşünmek gerekiyor. Yani hani kalıpları kırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kamu kalıplarını kırmak da çok ağırdır. O yüzden bizim gibi sektör derneklerinin, sektör yöneticilerinin üstüne çok ciddi bir yük düştüğü kanaatindeyiz. Bizler bu tür konferansları gerçekten bir bilgi kaynağı olabilmek, veri üretebilmek, analiz yapabilmek ve sonra da karar alıcılara, politika yapıcılara bunları sunabilmek maksadıyla bu toplantıları düzenliyoruz. İki tane daha konuya değinip ben bitireceğim. Bir başka konu bitki ve bitkisel ürünler. Çok popüler biliyorsunuz. Yani hem bitkisel beslenme çok popüler. Her birimiz artık yani bitkisel beslenme, bu bazen etik tercihlerden kaynaklanabiliyor. Bazen çevreye saygıdan kaynaklanabiliyor. Bazen iklim değişikliğinden kaynaklanabiliyor. Ama şu anda herkes bir bitkisel beslenme furyasının içerisinde. O zaman bizim sorumluluğumuz da bu bitkisel beslenmenin peşinde koşan insanlara bu kaynakların güvenilir bir şekilde nasıl sunulacağını netleştirmemiz gerekiyor. Bunun için sağ olsun otorite de bu alanın en iyi uzmanları da bizi kırmadılar ve geldiler. Biz bu bitki kaynaklarını nasıl güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde tüketicilere sunacağız, ona bakacağız. Yakın zamanda bir ıspanak krizi yaşadık. Biliyorsunuz yani belki onun da bir referans noktası gösterebiliriz. Yani yine aktar hikayemiz var aslında, işte geleneksel bir beslenme alışkanlığı, hani burayı nasıl regüle edeceğiz? Yine bizim gibi gıda takviyesi üreten firmalar için de biz de bu trendin farkındayız, bitkiselle olan talebin farkındayız. Dolayısıyla bu alanda güvenilir ürünleri nasıl piyasaya sunacağız, hep beraber bunu ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka konumuz da yaşlanma. Az önce hep nüfusumuz çok genç, çok genç, çok genç dedik. Bazen hani Cumhurbaşkanımız üç çocuk, üç çocuk diye direttiğinde hepimiz aslında kızdık, yani hanemize karışılıyor, ne oluyor falan dedik ama aslında onun arkasında bir veri var. Veri şu, eğer biz iki veya üç çocuk ile çoğalmadığımız zaman yaşlı nüfusumuz ile genç nüfusumuz arasında bir dengesizlik oluyor. Bugün değil ama gelecek içerisinde bir dengesizlik oluyor. Ve bu sosyal sigorta için çok büyük bir yük getiriyor. Bizler için çok büyük bir yük getiriyor. Ve nüfusumuz yaşlanıyor. Yani artık genç nüfusumuz var, doğru, ama trend yaşlanma eğiliminde. Ve ben başta anne babam da olmak üzere yaşlılara baktığım zaman, Avrupa'daki yaşlılarla kıyasladığım zaman çok problemli görüyorum. Yani bizim yaşlılarımız 60-65 yaşı geçtiği zaman hani bir elden ayaktan bir düşüyorlar. Yani beslenmelerinde sıkıntı oluyor, hareketlerinde sıkıntı oluyor. Ya bu neden oluyor? Ya burada bir beslenme problemi mi var acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Yani hareket problemi mi var? Beslenme problemi mi var? Yaşlılıkta bir özel bir beslenme hareket mi gerekiyor? Veya bunu biz 40'ından sonra mı yapmalıydık? Yani bunu bir tartışalım istiyoruz burada. Ve son olarak da mikrobiyota. En popüler konulardan bir tanesi. Hadi, o kadar popüler ki biz biliyorsunuz toplum olarak Times dergisini çok önemseriz. Yani Times'ın kapağına çıkmak da önemli bir marifettir bizim toplumumuz için. Mikrobiyota yani son 5 yıl içerisinde zannediyorum 3 defa Times'ta kapak oldu. Yani hani o kadar önemli bir konu haline geldi ki bütün beslenme, sağlık, sağlıklı yaşam sektörü için o kadar önemli bir
hale geldi ki bu neden bu kadar önemli? Mikrobiyota sağlığı. Hani biz yoğurt tüketiyoruz ya işte kefir de bizim eski geleneksel kültürümüz falan. Yani bunlar yetiyor mu? Yoksa acaba daha derine mi inmek gerekiyor? Yeni Almanya'da katıldığım bir toplantıda bir bildiri sundular. Çok enteresan. Latin Amerika'dan, örneğin Meksika'dan Amerika'ya göçmüş nesillerin mikrobiyotasına bakmışlar. Mikrobiyotaları Meksika'da yaşayan insanların çok 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 zenginken, orada birçok bakteri yaşarken, bu 2019 çalışması, Amerika'ya geliyor, birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, oradaki bakteri zenginliğine bakıyorlar ve milyarlarca bakteri yaşarken Meksika'dakinin mikrobiyotasında, Amerika'ya gelende o bakterinin çeşitliliği, türü ve sayısının çok ciddi azaldığını gözlemlemişler. Demek ki beslenmemizle de bu çok ciddi bir ilişki içerisinde. Bunu konunun uzmanları var. Derinlemesine inceleyecekler. Ben de çok merak ediyorum bu alandaki yeni çalışmaları. Dernek olarak da takip ediyoruz. Yakından izliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Buraya kadar geldiniz. 2 gün sürecek bu konferansımız. Umarım 2 günde aramızda olursunuz. Önemli konular ve konuklar tartışılacak. Panellerde soru cevap bölümleri olacak. Hani lütfen soru cevaplarla panelleri zenginleştirin. Sizler soru sordukça burası zenginleşiyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Samet Serttaş'a. Gerçekten gıda deyince, beslenme deyince o kadar çok farklı konu var ki önümüzde masada. İşte 2 gün boyunca detaylı bir şekilde uzun uzun konuşacağız bunları. Umarım çok yararlı olur. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda İşletmeleri ve Kodeks Dairesi Başkanı Sayın Selman Ayaz'ı davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Saygıdeğer hocalarım, değerli yabancı konuklarımız, değerli katılımcılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında açılış konuşmamızı genel müdürümüz yapacaktı Harun Seçkin Bey ama Ticaret Bakanlığı'nda önemli bir toplantısı olmasından dolayı beni görevlendirdi. Ben de kısaca bir konuşma yapacağım. Zaten öğleden sonra bu açılış konuşmasından sonra da paneller başlayacak. Onlar bizim için daha önemli. Biz tabii gıda ve beslenme deyince bakanlık olarak son dönemde çok önemli düzenlemeler yaptık. Başta mevzuat düzenlemeleri olmak üzere. Denetimlerde tabii bunun devamında gelen işler. Ama geçen hafta Brüksel'de bir toplantı vardı. Tarım balıkçılık toplantısı. Orada gördük ki Avrupa Birliği hayvan sağlığı ve bitki sağlığı konularında yeni mevzuat düzenlemeleri, yani sistemi değiştirecek yeni düzenlemelere gidiyor. Yani bizim mevzuat bir yaşayan bir süreç. Bunun dolayısıyla gıda ve beslenmede her zaman değişiklikler olacak. Mevzuatta da değişiklikler olacak. Onun için biz de bakanlık olarak bu mevzuatı çok yakından takip etmekteyiz. Biliyorsunuz yani sadece insanların, ülkelerin, resmi otoritelerin tarım ürünleri üretmesi, gıda ürünleri üretmesi tabii ki kendi insanımız başta olmak üzere önemli ama bunları aynı zamanda biz ihraç amaçlı da bütün ülkelere gönderiyoruz. Türkiye şu anda yaklaşık 200 ülkeye yani 195 ülkeye tarım ve gıda ürünleri ihraç eden bir ülke. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü dünya gerçekten bütün alanlarda olduğu gibi gıdada da globalleşti. Yani bu dünyanın dün bugün bir ucunda üretilen bir ürün yarın bizim soframıza gelebiliyor. Bu anlamda başta mevzuat olmak üzere AB mevzuatını ve uluslararası kabul görmüş standartları bizim Türkiye olarak en hızlı bir şekilde uyum sağlamamız gerekiyor. Çünkü istediğiniz kadar ürün üretin. Eğer o standartlarda ürün üretmiyorsanız onun bir anlamı yok. Ve tabii ki burada kendi ülke şartlarını da dikkate alarak ürünleri üretmemiz lazım. Çünkü yani her tabii burada ödün vermeyeceğiz bir şey gıda güvenirliği. Yani bizim her halükarda tarladan sofra hep yani klişeleşmiş pilav. Bu anlamda bizim önemli çalışmalarımız var. Gerek hayvan sağlığı alanında, gerek bitki sağlığı alanında çok önemli aşamalar kaydetti Türkiye. Bundan bir 10 yıl, 20 yıl öncesine baktığım zaman tabii eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Bunu her zaman kabul etmemiz lazım. Yani eğer eksiklerimizi görmezsek hiçbir zaman ileriye gidemeyiz. Ve bunun her şeyin, tarımın, gıdanın, beslenmenin, özellikle gıdanın, yeterli gıdanın,
sürdürülebilir olması çok önemli. Yani biz şimdi kişisel olarak belki şunu diyebiliriz. Yani dün geçti, dünün için yapacak bir şey yok. Yarının ne olacağını bilemiyoruz. Yani günlük yaşam için söylüyorum. Bugünü yaşamalıyız. Bunu kişisel olarak, bir birey olarak söyleyebiliriz ama sorumlu kişiler olarak, bu işin eğitimini almış, bu işin sorumluları olarak, resmi otorite olarak, gıda konusunda, beslenme konusunda, tarım konusunda bunu söyleyemeyiz. Bizim gelecek en az 20 yıl, 50 yıl ilerisine yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Bununla ilgili de biliyorsunuz, daha 10 gün önce Türkiye'de 3. Tarım Şurası yapıldı 15 yıl aradan sonra. Bununla ilgili çok önemli kararlar alındı. Süreç devam ediyor. Yani bizim artık bu konularda çalışmamız lazım. Sadece tabii buradaki konumuz, bugünkü konumuz gıda ve beslenme politikaları. Ama iş orayla bitmiyor. Tabii ki bunun tarım ayağı var. Çok önemli. Yani o kadar geniş bir alan ki dünya gelişiyor, iklimler değişiyor, ekonomiler değişiyor. İklim şartları, çevre çok önemli. Bizim 5.996 sayılı kanunda biliyorsunuz amacının bir tanesi çevrenin korunmasını da dikkate alarak diye biter. Yani amacın, kanunun amacı. Yani bizim çevreyi de koruyarak tarımı, gıdayı, beslenmeyi geliştirerek bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Dediğim gibi bakanlığımız son dönemde gıda güvenliğine yönelik çok önemli düzenlemeler yaptı. Bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Yıllık 1 milyonun üzerinde gıdada denetim yapıyoruz. Yani bu çok önemli bir rakam. 7 bin denetçimiz var. Bazen hani eleştiriler alıyoruz 7 bin denetçiyle. 680 bin tane işletme var arkadaşlar. 680 bin Türkiye'de gıda üretim, satış ve toplu tüketim yeri olarak. Yani biz en ufak bir sakız bile bir işletme satıyorsa onu gıda olarak değerlendiriyoruz. Gıdanın tanımından gittiğimiz zaman bu işletmeyi de biz bakanlık olarak kayıt altına alıyoruz. Biliyorsunuz yine ABD olduğu gibi de işletmeleri kayıtlı ve onaylı olarak ayırıyoruz. Hayvansal gıda üreten işletmeler, onay kapsamındaki işletmeler. Bunlar için özel hijyen gereklileri var ayrıca. Genel hijyen yönetmeliğine istina ilave olarak. Gıdaları ifşa ediyoruz. Taklit dağışı yapan gıdaları, firmaları ifşa ediyoruz. Bu da çok önemli. Şeffaf. Bakanlık olarak biz gerçekten şeffaf bir yaklaşım sergiliyoruz. Bununla ilgili de zaman zaman eleştiriler de alıyoruz. Aynı ürünleri üreten, ifşa ettiğiniz firmalar tekrar tekrar ifşa ediliyor. Yani tekrar tekrar aynı usulsüzlüğü yapıyorlar. Bununla ilgili de yeni bir çalışma hazırladık. Cezaların daha caydırıcı olması yönünde. Çok yakın bir zamanda inşallah yayınlanacak. Yani burada biz haksız rekabeti engellemek zorundayız. Yani dürüst üreticiyle dürüst olmayan, insanların sağlığına zarar verecek şekilde üretim yapanları ayırmamız lazım ve onları gerekli cezaları görmelerini sağlamamız gerekiyor. Ya tüketiciler tabii ki çok önemli bizim açımızdan. Tüketicilere de yönelik çok önemli düzenlemeler yaptık. Biraz önce Semin Hanım'la bahsetti, Samet Bey de bahsetti. Aslında çok güzel şeylerden bahsettiler, tekrar olmasın. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Özellikle Sağlık Bakanlığı'yla birlikte yürüttüğümüz tuz konusu bizim için çok önemli. Türkiye bundan 7-8 sene önce, 10 sene önce günlük 18 gram tuz tüketiyordu. Yani çok önemli bir miktar, çok fazla bir miktar. Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz 5-6 gramın altında tuz tüketimini öneriyor. Yaptığımız çalışmalarla birçok gıdada tuz tüketimini azalttık. Tabii ki sadece düzenleme yapmakla bu işi çözemiyorsunuz. Yani tüketiciyi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Hep söylerim, böyle toplantılar çok yaparız. Şimdi burada katılan kişilere baktığımız zaman işte çoğu hocalarımızdan oluşuyor. Bilim insanları, öğrenciler, akademisyenler, sektör. Yani aslında hep kendi kendimizi anlatıyoruz gibi bir şey ama bizim aslında gerçekten tüketicileri bir şekilde bilgilendirmemiz lazım. Yani bu çok önemli. Ama Samet Bey'in dediği gibi de burada güven sağlamak da çok önemli. O anlamda da biraz kafa yormamız gerekiyor. Bu anlamda biz bakanlık olarak paydaşlığa çok önem veriyoruz. Yani biz Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, hep birlikte üniversiteler, yani bununla ilgili kurmuş olduğumuz komisyonlar var. Komisyonlarda hep birlikte çalışıyoruz, birlikte karar alıyoruz. Dediğim gibi çok önemli düzenlemeler yaptık ama gidecek daha çok yol var. Çünkü başta mevzuat olmak üzere bu bir yaşayan bir süreç. Yani şunu yaptık, tamam bitirdik diyemiyoruz. Tüketicilerin talepleri doğrultusunda, bilimsel gelişmeler ışığında hem mevzuatı yenilememiz lazım hem buna yönelik önlemleri almamız lazım. Bu konuda çalışmalarımız sürecek.
Bu tür toplantılar gerçekten önemli ama bu toplantıların sonucunda alınmış olan kararlar, yani eğer politika belirleyeceksek mutlaka bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa yani biz burada kağıt üzerinde istediğimiz kadar konuşalım, şey yapalım, bunlarla ilgili eğer hayata geçiremiyorsak, ayağımızı sağlam yere basamıyorsak gerçekten sadece yani birbirimize anlatırız, kalırız. Mutlaka bir yol izlememiz gerekiyor. Yani öğleden sonra da benim panelde konuşmam var. Gıdalarda inovasyon, etiketleme ve beslenme sağlık beyanları. Bu konular gerçekten çok önemli. Hani hep diyoruz tabii, dünyada hepiniz biliyorsunuz işte yaklaşık 800 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 500 milyon insan da obez. Yani dünyanın neredeyse 1/10'u açlıkla mücadele ederken 1/15'i de obeziteyle mücadele ediyor. Yani bu konu çok önemli. Samet Bey bahsetti. Yani bunun sadece obezitenin ülkemizde gerçekten önemli bir sorun, çok önemli bir sorun. Birçok hastalığın nedeni, mesela alerjenler çok önemli. Bizim öğleden sonra bahsedeceğim, çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu konular çok önemli. İnsanların yani alerjenlerle ilgili birçok rahatsızlığı var ama insanlar bunu bilmiyor. Yani bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bununla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Çünkü insanlar herhangi bir ürüne alerji olduğunu, alerjenin olduğunu bilmiyor. Yani onunla ilgili bir şey bilmiyor. Öncelikle bunların belirlenmesi gerekiyor. Sadece ülkemizde yaklaşık 1 milyona yakın gluten hastası var. Yani bu çok önemli bir rakam. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor dediğim gibi. Biz gerçekten bakanlık olarak dediğim gibi bu tür ortak çalışmalara çok önem veriyoruz. Ama bunların da en azından bu toplantıların da gerçekten çıktılarını hayata geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben şahsım adıma. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Samet Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle toplantıları Gıda Takviyeleri Derneği olarak sürekli düzenliyorlar değişik platformlarda. Dediğim gibi ama bunların da çıktılarını hayata geçirebilirsek hepimiz açısından özellikle de tüketiciler açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Selman Ayaz'a. Efendim tabii şimdi gıda deyince, beslenme deyince çok fazla konu var dedik, biraz değindik. Ama beslenmenin yanında hiç unutmamamız gereken bir başka boyutta aktivite, spor yapmak. Biz şimdi konuşmalara bu önemli konuyla başlamak istiyoruz. Herkes için Spor Federasyonu 3 yaşından 93 yaşına kadar her yaş grubunda insanların spora sevk edilmesinde aslında çok önemli rol oynayan bir federasyon. Birçok farklı şehirde etkinlikler yapıyorlar kapalı ve açık alanlarda ve topluma sporu sevdirmeyi aynı zamanda da yaygınlaştırmayı amaçlıyorlar. Derneğimizin felsefesiyle de oldukça uyumlu ve bu federasyonun kıymetli başkanından kısa sürede nasıl yol aldılar, hedefleri neler, onları dinleme fırsatı bulacağız şimdi. Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Sayın Yasin Bölükbaşı'nı şimdi sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Buyurunuz. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin düzenlemiş olduğu Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi'ne Samet Bey'in değerli davetine öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Siz yabancı ve yerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi öncelikle konu beslenme olduğu için beslenmenin ülkemizdeki son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla bilgi paylaşımına maruz kaldığını görüyoruz. Ben beslenmeyle ilgili konuya şuradan bakıyorum. Topluma bir istatistik verisi veremeyeceğim ama toplumda herkes nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili pratik bilgiler biliyor. Mesela toplumda 100 kişiye sorsak muhtemelen bunların 50'si şekerin zararlı olduğunu söyler. Ve bu salondaki herkes de şekerin zararlı olduğunu bilir. Ama burada tabii alışkanlıklar devreye giriyor. Biz alışkanlıklarımızı önce ebeveynlerimizden alıyoruz, anne ve babalarımızdan alıyoruz.
Onlar özellikle annelerimizden alıyoruz. Çünkü anneler bizi yetiştiren, dönüştüren kişiler. Onlar bize nasıl bir beslenme alışkanlığı veriyorsa biz de yaşamlarımızı o şekilde devam ettiriyoruz. Ben de biliyorum ki evet şeker zararlı ama önüme tatlı geldiği zaman bazen dayanamıyorum. Ya da fazla yediğimi hissedebiliyorum ama bunun önünde bazen duramıyorum. O sebeple aslında bu tür şeyler çocukluktan başlayan meseleler. Herkes için spor federasyonu da bu anlamıyla işte bizi tanıtırken dedi, 3'ten 93'e dedi. 3'ten 93'e demesinin nedeni şu, 3 yaşındaki bir çocuğu dönüştürebilirsek, eğer onun hayatına ebeveyni vasıtasıyla ya da eğitimi vasıtasıyla dokunabilirsek, bütün yaşamının tamamına bu alışkanlıkları yayacaktır. Herkes için spor federasyonunun rolü aslında burada iki temel amacı var. Bir tanesi sağlıklı bir toplum yetiştirmek için aktiviteyi insanların hayatına katmak. Aktiviteyi hayatına katan insanlar hareket ettiği zaman kendilerini keşfedecekler. Hareket eden insan kendini keşfeder, yeteneklerini ortaya çıkartır. Buradan da spor branşlarını beslemek. Yani temelde herkes için spor federasyonu sağlıklı yaşamın ajansıdır. Spor yapma kültürünün ajansıdır. Bizim önümüzde aslında sorunlarımızdan bir tanesi şu. 70'lerin, 80'lerin sonu itibariyle ülkemizde kentleşme kültürü günden güne göç alarak büyük şehirler yaygınlaşıyor. Ve kentleşme kültürünün bize getirdiği, dayattığı bazı sorunlar var. Bundan 30 yıl önce 20 bin adım atan, 25 bin adım atan insanlar bugün artık günlük ortalamada 3 bin, 4 bin adım atıyorlar. Nedeni şu, hem mobilizasyonun kolaylaşması, hem teknolojinin kolaylaşması, hem de insanların kapalı alanlarda çalışma zorunda kalması. Bizim bunları dönüştürmemiz için şehirlerimizin altyapılarını buna göre uydurmamız lazım. Çünkü kamunun da buradan oluşan bir zararı var. Yani aslında konular çok kompleks konular. Kentleşme kültürü, endüstrileşme, sanayi devriminden sonra olması gereken bir şey. Kamunun bundan beklentileri var. Ama kamunun önünde bu kentleşme kültüründen doğan sağlık sorunları var. Bu sağlık sorunlarının iki temel dayanağı var. Bir tanesi hareket etmeme, bir tanesi sağlıksız beslenme. Çünkü çok daha fazla mesai yapabilmesi için kişilerin kendi beslenmelerine ayırdıkları zaman ve onu düşündükleri zaman da azalıyor. O sebeple kentleşme kültürünün insanlığımızın yani toplumumuzun bu sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin sorunu, bütün insanlığın aslında bu kentleşme kültürüyle mücadele etmesi lazım. Baktığınız zaman eski Roma'da bile o arenaların yapılma sebebi insanların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla yapılmış şeylerdir. Biz ama konuya şöyle bakmamız lazım. Türkiye'de spor altı yatırımları yapılıyor mu? Yapılıyor evet. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama bunların birçoğu rekabet içeren sporların altyapı yatırımları. Türkiye'nin rekabet içeren sporlarla ilgili altyapı yatırımı sorunu yok. Ancak şu var, toplumun genelinde 82 milyon vatandaşın tamamında yerel yönetimlerin altyapısını oluşturmakla ilgili bir sorun var mı? Var. Bugün Ankara'da, İstanbul'da bisikletinizle rahat dolaşabilir misiniz? Hatta onun ötesine geçiyorum, yaya olarak rahat dolaşabilir misiniz? Yani şehirlerimizi hareket etmek için biz aktif bir şekilde kullanabilir miyiz? Bizim karşı karşıya kaldığımız sorun da yerel yönetimler ve kamunun insanların hareket etme kültürünü hayatına alabilecek şekilde şehirleri donatması gerekiyor. Önümüzde duran en temel mesele bu. Göç dalgası devam ediyor mu hala? Küçük şehirlerden hala devam ediyor. Hatta bundan 10 yıl sonra belki de köylerdeki nüfus hemen hemen hiç olmayacak kadar. Herkes için spor kültürü bu anlamıyla hem branşları destekleyen hem de aynı şekilde sağlıklı yaşam
bilincini ortaya çıkartmak için çeşitli aktiviteler yapıyor. Rekabet içeren sporlar tabii ki popülerliğini devam ettiriyor. Tabii ki insanların daha fazla ilgi odağı, tabii ki insanlar buna daha rağbet gösteriyorlar ama bugün gelinen durumda insanlar ekonomik gelişmenin vermiş olduğu şeyle artık fiziksel görüntülerini de ön plana almaya başladılar. Çünkü insanın birinci sırada amaç edindiği şey güvenlik. Önce güvenliğini, kendi bireysel güvenliğini sağlayacak, ondan sonra barınmasını sağlayacak. Gıda zaten temel bir ihtiyaç. Bunların hepsini sağladıktan sonra insanlar estetiğe dönüyorlar. Yani yaşam konforuna dönüyorlar. Çünkü bir insan bunların, bu temel ihtiyaçların tamamını sağladıktan sonra baktığı tek şey, ben estetik noktada hangi seviyedeyim? Yaşam kalitesi noktasında hangi seviyedeyim? Ama bugün bakıyoruz dünyada, işte az önce Sayın Daire Başkanımız da bahsetti. Bu şeyin temel sorunlarından bir tanesi, dünyanın aslında bu gıda politikaları ile ilgili temel sorunlarından bir tanesi, dünyada bir tarafta çok ciddi bir açlık çeken milyonlarca, hatta milyara varan nüfus varken, diğer tarafta obeziteyle mücadele etmek noktasında karşı karşıya kalmış gelişmiş bir toplumlarla karşı karşıyayız. Bu sebeple hayatımızı, biz özellikle Türkiye için bunu söyleyebiliriz. Hayatımızı donatırken hareket etme kültürünü hayatımızın merkezine koymak zorundayız. Çünkü kamu harcamalarının sağlıkla ilgili bölümüne baktığınız zaman emin olun en büyük kısmı hareketsizlikten ve beslenme bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. Bu gelişmiş toplumların, gelişmiş ekonomilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar. O sebeple bizim yapmamız gereken en temel şey, öncelikle ebeveynleri bilinçlendirmek. Bu da elbette eğitim modellemelerimizden geçiyor. Sosyal medyadan geçiyor, yazılı ve görsel basından geçiyor. Yani konuşmanın en başında bahsettiğim şey şu, burada aslında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Ancak hayatın içine alabilmek için bütün tarafların, sivil toplum, federasyonlar bununla ilgili mücadele etmesi gerekiyor. Herkes için spor ne yapacak? Herkes için spor bir spor ajansı gibi çalışmaya devam edecek. Sağlıklı yaşam bilincini sosyal mecralarda, medyada ve diğer bu tür toplantılarda söylemeye ve altyapı oluşturmaya devam edecek. Federasyonları, rekabet içeren federasyonları daha fazla lisanslı sporcu yetiştirmesi için zorlayacak. Bugün dünden baktığımız zaman bugün geldiğimiz seviyede yetişmiş lisanslı sporcu sayısında 15 yıl öncesine göre 10 kat artmış durumdayız. Aynı şekilde spor salonlarını şehrin içerisinde, şehirlerin içerisinde, hayatın içerisinde artık daha fazla görmekteyiz. Buraların üyelik işlemlerinin daha fazla arttığını görüyoruz. İnsanların daha fazla bilinçlendiğini görüyoruz. Ancak bu trend yukarı doğru giderken bütün taraflar kendi üzerine düşeni yapmalı ve geleceğe bu şekilde devam etmeli. Ben bu konferansın, bu panelin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum sizleri. Sağ olun, var olun. Sayın Yasin Bölükbaşı'na çok teşekkür ediyoruz yaptığı konuşmadan ötürü. Evet, aktivite, spor hepimizin hayatında çok önemli ama bir yandan da çok değerli konuklar, dünyada spor tabii ki önemli bir endüstri haline geldi. Özellikle futbolu düşündüğümüzde, basketbol için de aynı şey geçerli. İşte milyarlarca doların döndüğü bir sektör. Dolayısıyla spor hekimliği ve sporcu beslenmesi de bununla birlikte önemli bir bilim dalı olarak günümüzde yerini aldı. İspanya'nın futbol takımlarını, basketbol takımlarını ama özellikle futbol tabii çok iyi biliriz hepimiz. İşte Barcelona, Real Madrid deyince hani futbolda hiç ilgimiz olmayan, ilgisi olmayan insanlar bile bilirler. Bu takımların, profesyonel sporcuların hayatında acaba beslenme ne kadar önemli?
Takım sporlarında, bireysel sporlarda bilinçli beslenme ne kadar ön plana çıkıyor? Sporcuların performansını acaba ne kadar etkiliyor? Bir yandan da başka bir soru da var tabii. Amatör sporcular acaba sporcu gıdaları kullanabilirler mi? Bir zararı var mı? İşte bu alanda çok önemli bir bilim insanı olan Doktor Julian Alvarez Garcia'dan bütün bu konuların detaylarını dinleyeceğiz şimdi. Yüksek Performanslı Spor Hekimliği Tıbbi Hizmetler Merkezi Başkanı. Sayın Alvarez Garcia, buyurunuz. Hello, good morning everybody. First of all, I want to öncelikle beni buraya davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü aktif yaşam tarzından bahsedeceğimiz için dolayısıyla ben de hareket etmek istiyorum ve bu bence çok önemli bizler için. Çünkü sadece bilim adamı değiliz, sadece profesör ya da doktor değiliz biz. İletişim sağlayıcılar da olmalıyız. Aynı zamanda dışarıdaki insanlara da ulaşabilmeliyiz. Ve birçok şeyi bulabiliriz, birçok şeyi keşfedebiliriz. Evet, sadece burada, ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sonuçlara varmalıyız ve aynı zamanda bu sonuçlarımızı buradan dışarı aktarabilmeliyiz diğer insanlara. Bugünkü konuşmam biraz egzersiz üzerine. Egzersizi çok seviyorum. Tıp fakültesini bitirdiğimde ve hangi uzmanlığı seçeceğim diye sorulduğunda bana bütün gün hastanede olmak, evet memnundum bundan. Meslektaşlarım da böyle yapıyordu ama benim aradığım daha fazla bir şeydi, daha farklı bir şeydi. Yürümek ve evet tıp alanında çalışmak istiyordum ama hareketli olmak istiyordum. Dolayısıyla spor tıbbını seçtim. Bu nedenle birçok yerde, birçok spor alanında çalışıyorum ve hala yapıyorum. Ama sadece burada çalışmakla değil, sadece öğretmek, araştırmak değil ve inanıyorum ki bunu yapmak da önemli. Bu benim ve 55 yaşındayım ve birçok kategoride spor yapıyorum. Ama düşünüyorum ki bu gerçekten çok üzücü. Bilgi açısından, araç açısından, yaşam kalitesini arttırma açısından bilgimiz var. Bu konuda bir şeyler biliyoruz ve ama bunu nasıl, insanların bunu nasıl kullandığı önemli biraz da. Bunu değiştirmemiz gerekiyor aslında. Şundan eminiz, evet, egzersiz sağlık açısından önemli ve bu klasik çalışmalar, geçtiğimiz yüzyıldaki çalışmalar da zaten bunu, Londra'da yapılan yine çalışma, özellikle Bosman çalışması da aynı şekilde bu çalışmalarda egzersiz ve daha aktif olan insanlar, daha az aktif olan insanlar karşılaştırılmıştı hatırlarsınız. Ve bu gruplar arasındaki aktivite ve sağlık durumu karşılaştırılmıştı. Ve burada yeni bir şey elde ettik. Egzersiz yaşam boyu yapılmalı. Yani sadece üniversitede yapmış olmanız yeterli olmuyor. Şu anda yapmalısınız. Bugün de yapmalısınız. Mesela bu sabah ben spor salonundaydım. Belki birkaçınız da benimle beraberdi. 5-6 kişiydik. Dilerdim 20 kişi kadar olalım ama anlatmaya çalıştığım şey şu ki bunu hayatınıza katmanız gerekiyor. Sadece bilgi yetmiyor. Biliyorum, bildiğim şeyi de yapıyorum. Bu gerçekten zor bir adım aslında. Çünkü çoğumuz konuşuruz, beslenmeyle konuşuruz. Bir sürü insan zaten biliyor. İnsanların çoğu bunun farkında. Şeker kullanmamaları gerektiği, sağlıklı yağlar tüketmeleri gerektiği, bu gibi şeyleri zaten biliyorlar ama yapmıyorlar. Önemli olan adım bu bence. Bildiğim şeyi yapmalıyım. Çünkü
bütün organizasyonlar aynı şeyleri tavsiye ediyorlar. Fizik aktivite, iyi bir beslenme, egzersiz yapma ve bu hepsi aşikar bir biçimde sağlıkla ilişkili, bu biliniyor zaten. Gördüğünüz gibi ölüm oranları açık bir şekilde düşüyor. Ve sizin ne kadar fit olduğunuzla direkt ilişkili. Ve gerçekten ölüm oranı en az olan kişiler çok fazla egzersiz yapan kişiler. Yani bu konuda biraz sadece insanları yürütmek değil, biraz da çalıştırmak aslında, egzersiz yaptırmak. Bunu yapabiliriz. Bu gerçekten çok zor değil. İnsanlar biraz bu konuda şüpheli olabilir. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Evet, yapabilirsiniz. Çünkü şunu anlamalıyız ki egzersizin ne olduğunu anlamamız lazım. Egzersiz yaptığınız her şey olabilir aslında. Ve bunu çok iyi, vücudunuzla da çok iyi dengede oluşturmanız gerekiyor. Ve mesela vücut dengenizi bozmaktan bahsediyorum egzersiz yapmanızda. Eğer bunu kırarsanız, enerji anlamında söylemiyorum, metabolik açıdan da söylüyorum ve vücudunuzu da egzersize değiştirebilirsiniz ama aynı zamanda kuralları da değiştiriyoruz. Ne açıdan değiştiriyoruz? Bir şeyler yaparak değiştiriyoruz. İnsanlar, egzersiz yapan insanlar, özellikle yarışmacılar, performans için, kazanmak için, bu yarışı kazanmak için egzersiz yaptıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda bu performanslarını arttırmak ve daha iyi yarışmak, düne göre daha iyi yarışmak için yaptıklarını söylerler. Ve doktorlu olarak mesela biz insanlara egzersiz yazabiliriz. Neden? Mesela engelli insanlardaki bu fizik aktiviteyi arttırabilmek için veya insülin hassasiyetini direncini, hassasiyetini azaltmak için de yapabiliriz. Ve aynı zamanda ne için yapabiliriz? Kalori kaybı, kas geliştirme amacıyla da egzersiz yapabiliriz. Günümüzde birçok insan sadece eğlence için yapıyor bunu. Ve sağlıklı kalmak adına yapıyorlar bu egzersizleri. Kendi yaşam tarzlarını sağlıklı olmaya devam ettirmek adına. Ama sonunda egzersiz faydalıdır. Çünkü egzersiz bizi değiştirir. Biz statik yaratıklar değiliz. Statik yaratıklar değiliz. Biz değişiyoruz. Değişen yaratıklarız. Sürekli bir şekilde kendimizi değiştiriyoruz. Ve bu nedenle her gün şunu düşünmeliyiz. Bir sonraki porsiyonu düşüyoruz ve bir sonrakiler bize bağlı. Ne yediğinize bağlı, ne yaptığınıza bağlı. Çünkü vücudunuz değişir. Vücudunuz bir sonraki versiyona geçmek istersiniz ve spor salonuna gidersiniz, bir şeyler kaldırırsınız, her gün yaparsınız, protein alırsınız ve bir sonraki adımda kaslarınız daha iyi gelişir ve kalp atışınız hızlanır ve zaman içinde kalbiniz hızlanarak artar ve 6 ay ve yaklaşık 9 ay sonra kalbiniz büyür ve dolayısıyla hızı düşer, bu nedenle düşer. Yani kendimizi değiştirebiliriz. Bu adaptasyonları uygulayarak bunu yapabiliriz. Önemli olan şey tabii ki egzersiz yapmak. Evet, bazı şeyleri kırmak için ama bundan sonra da daha iyi bir versiyona, daha iyi bir hale geçmek için. Biz bu konuda asimile olmuşuz. Çünkü eğitimi asimile etmiyoruz. Belki de o egzersiz çok iyi olmayabilir. Bize zarar verebilir. Yaralanmamıza sebep olabilir. Dolayısıyla önemli olan faktör burada yoğunluk. İki şekilde. Çünkü çok düşük yoğunlukla egzersiz kondisyonunuzun düşük olmasına ve
istediğimiz sonuçları elde etmemize engel olabilir ama yüksek yoğunlukta bizim için bir asimilasyon sorunu olabilir. Bu nedenle yapacağımız egzersizi evet yoğun yani asimile edemeyeceğimiz yoğunlukta yapmamız gerekiyor aslında. Ve günümüzde insanların fikirleri değişiyor özellikle tıpta. Çünkü uzun süredir insanlara şunu söylüyorduk özellikle obez insanların yavaş ve hafif egzersizler yapması gerektiğini, kendilerine zarar vermemesi gerektiğini söylüyorduk. Ama bugün koroner damar hastalarının ağır egzersizler yapması gerektiğine dair çalışmalar var. Bu gerçekten çok ilginç ve bunu yapabiliriz ve bu tarz bir antrenmanla ve bu kontrol edebileceğiniz bir antrenmanla bunları daha eskiden elde ettiğimiz sonuçları çok daha kolay olan antrenmanlara göre çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Sadece aerobik için değil yani aerobik egzersizler dışında biraz daha dayanıklılık, yüksek yoğunluklu egzersiz ve aralıklı egzersiz de öneriyoruz. Birçok insan crossfit yapıyor mesela. Gerçekten çılgın insanlar bunlar ama sağlıklı insanlar. Bunun farkında olmalıyız ve bu insanların bunu neden yaptığını soruyoruz. Çünkü yapmak istiyorlar. Yani geçtiğimiz yüzyılın sonunda bir çalışma yapıldı ve bu çalışmada bütün organizasyonlar şunu yapmaya başladı. Kas ve dayanıklılık egzersizlerini tavsiyelerini koydular. Sadece aerobik demediler. Aynı zamanda bu tür egzersizleri de tavsiye etmeye başladılar. Kas sağlık için egzersizde en önemli kısımdır kas. Ve bu dayanıklılığı sağlarsak, bu kas gücünü sağlarsak, bunu sağlamamız için antrenman yapmamız gerekiyor. Bu kasları sağlamak için de proteine ihtiyacımız var. Ve kaslarınızı eğitmelisiniz, aynı zamanda beslemelisiniz. Yani uygun proteinle, yani genel olarak proteinden bahsetmiyorum. Özellikle bu adaptasyonlara uyum sağlayacak uygun proteinlerden bahsediyorum. Çünkü birçok insan var, bize şunları söylüyorlar. Mesela bu makalenin amacı direnç eğitiminin eşit olarak aynı zamanda aerobik antrenmanla aynı sağlık faydalarını sağladığına dair bir mesela çalışma var burada. Dayanıklılık antrenmanı bazen gerçekten ve birçok insana göre aerobik olana göre çok daha uygun fiyatla yapılabilir. Evde yapabilirsiniz. Sadece 15 dakikada yapabilirsiniz. Ve aerobik 15 dakika aerobik hemen hiçbir şeydir. Proteine ihtiyacımız var. Sürekli proteine ihtiyacımız var. Çünkü bu kasları oluşturmamız lazım. Antrenman yapmıyoruz ama bu versiyonda şunu biliyoruz ki mesela bildiğimizle yaptığımız arasındaki yine bağlantıdan bahsetmek istiyorum. Bu protein alımı sürekli olması lazım ama gerçekte şu var, oldukça sınırlı ve yaklaşık 30 gram kadar. Bazı çalışmalarda yaşlı insanların daha fazla protein alması gerektiği mesela 40 belki 60 grama çıkması gerektiğini söylüyor ama şu an o bizim konumuz değil. Önemli olan burada şunu biliyoruz ki bunu yapmıyoruz. Çünkü insanların çoğu bu modeli takip ediyor. Kahvaltı ediyorlar. Çok düşük protein alıyorlar. Öğlen yine çok az alıyorlar ve en fazlasını akşam alıyorlar, akşam yemeğinde. Ve dolayısıyla yedikleri toplam protein miktarı doğru. Mesela günde 90 gram protein almamız gerektiğini söylüyor. Evet, bunu adapte olan insanlar bunu yapabiliyor. Mesela 10 sabah kahvaltısında, 20 öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde de 60 alıyor. Evet, 90 oluyor. Harika. Ama mükemmel değil. Çünkü tavsiyelerimize uyuyorlar ama mükemmel değil. Çünkü bu
öğlen ve sabah kahvaltısında kas kaybı var. Bunun soldaki gibi bir şeyler yapmamız lazım. Yani bütün protein alımını gün içerisinde eşit olarak yaymamız gerekiyor. Ve egzersizi de eklememiz lazım. Yani egzersizimiz arttığında kataboliktir biliyorsunuz egzersiz. Egzersiz arttığımızda daha fazla protein almamız gerekiyor. Bir profesyonel basketbol takımıyla çalışıyordum ve bunlar kan kontrollerimiz vardı. Yani bu takımda ne kadar kas kaybı oldu. Aslında bunu çalıştık. Gördüğünüz ilk sayılar antrenmandan önce ve ondan sonraki değerleri görüyorsunuz. Ve koça söylediğim şu, antrenmanı asimile etmiyorlar. Bir gün daha beklememiz gerekiyor. Bir antrenmana daha ihtiyacımız var. Dolayısıyla antrenman gerçekten katabolik bir işlem. Bundan konuşmamız lazım. Bunun için önemli olan ne? İyileşme. Şunu söylememiz lazım. Yani bu işin tamamlanmış olması lazım. Yani başarılmış olması lazım. Ama bu işlerin antrenmandan sonra yapılması gerekiyor. Çünkü antrenman her zaman kataboliktir. Performansı arttırır ve dolayısıyla adaptasyon zaman alır. Ve şunu düşünmemiz gerekiyor. Sporcu beslenmesi 24 saat sürmeli bir günde. Sadece antrenman sırasında değil. Yani sadece normal hekimler değiliz ve bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor ve bunu bu şekilde dikkatli olmamız gerekiyor ve bu gerçekten beslenmeyle doğrudan bağlantılı. Burada bir çalışma vardı. Bu yüzyılda yapılmış. Çünkü çok önemliydi. Geçtiğimiz yüzyılın son çalışmalarından biriydi ama çok önemliydi. Kas protein döngüsünden bahsediyordu ve burada gördüğünüz gibi bu değerlerde protein kaybı oranları ve protein sentez oranları ve aradaki denge var. Ve gördüğünüz gibi placebo da var. Placebo grubu var. Protein shake içeceğini alanlar normal değil ama daha zengin. Esansiyel amino asit açısından daha zengin olanlar da vardı. Ve gördüğümüze göre protein sentezinin arttığı, daha fazla protein alındığı zaman protein kaybının olmadığı görünüyor. Bu gerçekten bizim için önemli ve gerçekten protein içeceklerini bitirdiğimizde sentez artıyor, kas kaybı azalıyor ve katabolik etki dengeyi değiştiriyor. Yani pozitife dönüştürmüş oluyorlar. Bu nedenle doğru beslenme eğitimin etkisini negatiften pozitife getiriyor. Bu gerçekten büyük bir değişiklik. Bir sürü çalışma var. Bu konuda bunu bahseden çok çalışma var. Ve bunu biliyoruz ki bu eğitimden sonra beslenmeyi yapmamız lazım. Çünkü kas kaybını önlemek için, kas kitlesini korumak için. Ama her halükarda karbonhidratlar ve proteinlere ihtiyacınız var ve bunu kombinasyon şeklinde almanız lazım. Bu basketbol takımıyla çalışırken 2000-2004 yılları arasında çalıştık ve ilk defa hatta buraya da gelmiştik. Efes Pilsen'e karşı da yarıştık bu basketbol takımıyla. O zamanlar insanlar bana Doktor Şeyk diyorlardı. Çünkü 2000 yılında profesyonel basketbol oyuncularımla bu uygulamaya başladım. Shake yapıyorduk. Her antrenman ve her maçtan sonra shake içiyorduk. Ve tabii ki para açısından 8.'ydik ama başarı açısından 2.'ydik ve Barcelona takımıyla final oynadık. Bu gerçekten önemli bir sonuçtu.
ve meslektaşlarıma söyledim ki bu atletlere şunu söylemek çok basit. Yani antrenmandan sonra shake içeceksiniz. Başta söylediğime geliyorum. İnsanları yani basitleştirmemiz lazım ve gerçekten bunları yapması çok kolay. Eğer bunu yapmazsak insanların sebepleri, bahaneleri çok olacaktır. Dolayısıyla insanlara bilgi verdiğinizde ve bunun basit olduğunu söylediğinizde yapılması çok daha kolay olur. Ve bazıları mesela bazılarınız da sporun içindedir ve diyebilirsiniz, şunu söyleyebilirsiniz, Julian bu normal, herkes yapıyor. Hayır, herkes bunu yapmıyor ve bugün elit atletlerin hepsi, çoğu bile yapmıyor aslında bunu. Ama bazı amatörler zaten yapmıyor çünkü bu bilgiye sahip değiller. Bu nedenle şunu profesyonel basketbol, profesyonel futbol oyuncularından bu işi normal insanlara da getirmemiz gerekiyor. Yani uygulamaya koymamız gerekiyor. Çünkü gerçekten dünya değişiyor ve bunu bu sporda yaparsak insanları, sporcuları tabii ki spor işlerinde biraz vücudu strese sokuyorsunuz ve bu noktada bunu en iyi sonuçları elde etmek istiyorsunuz, başarmak istiyorsunuz. Eğer bunu yapmak isterseniz tabii ki takviyeye ihtiyacınız var. Temel besin ögelerine ihtiyacınız var. Çünkü maalesef günümüzdeki besinler vitamin açısından, mineraller açısından aynı değil. Gittikçe düzeyleri düşmekte. Yani mesela domates ürettiniz, bu bölgede ürettiğiniz domatesin içindeki madde aynı değil. Zaten giderek azalmakta. Geçtiğimiz yıl şunu yapmaya başladık, görmeye başladık. Birçok atletimize magnezyum eksikliği gördük. Çünkü artık sofrada magnezyum alamıyoruz. Gittikçe azaldı. Çünkü magnezyum arazilerde azaldı. Dolayısıyla magnezyum alamaz hale geldik. Bu nedenle tabii ki takviye kullanmamız gerekiyor. İkinci konu tabii ki doğru vücut kompozisyonu da sağlamamız lazım sporumuzda. Yani ona uygun spor yapmamız gerekiyor. Ve üçüncü olan ise sadece su değil, su vücudun su sağlaması, sadece sudan bahsetmiyorum. Mesela şimdi nem oranının doğru sağlanması gerekiyor. En azından sodyumun sağlanması ve birkaç elementin daha olması lazım. Ve dördüncüsü bu geliştirici shake'leri mümkün olduğunca bu katabolik durumu ters hale getirmek, tersine çevirmek için yapıyoruz. Takviyeleri sevmiyorum, takviyeleri kullanmayı sevmiyorum diyorlar. Ben soruyorum neden? Takviyeler önemli. Takviyeler yiyecektir aslında. Başka bir formattadır ama takviye sonuçta besindir. Yiyecektir. Ama bence bu takviyelerin beslenme şeklini değiştirebiliriz. Bu çok önemli. Mesela çok tadı iyi olmayabilir, görünümü, tadı çok iyi olmayabilir ama iyi tarafı benim için şu var ki buna karar verebiliyorum. Ne kadar alabileceğimi, ne kadar protein, ne kadar karbonhidrat alabileceğimi, hangi tür alabileceğimi bu takviyelerde buna karar verebiliyoruz. Bu yüzden tabii ki sihirli değil, ilaç değil ama iyileşmemize yardımcı olacak. Birkaç dakikamı şunun için kullanmak istiyorum. Başta konuştuğumuz şey yaşlanma. Yaşlanma çok ilginç bir şey. Çünkü insanları dinliyorum bazen. Yaşlanmayı bir problem olarak görüyorlar. Bence çok iyi bir şey. Ben çok mutluyum. 55 yaşımda olduğum için çok mutluyum. 65-75 olacağım için çok mutluyum. Çünkü benden kaynaklanıyor. İkincisi takımım için önemli. Ne kadar ben yaşlanırsam o kadar deneyimli olacağım. Yaşlandıkça takımım için daha değerli olacağım. Bu yüzden mutluyum ve sanırım iyi bir şey. Daha yaşlı olmak daha iyi bir şey. Ama bunu düşünmüyoruz. Şunu düşünüyoruz. Aktif bir yaşamımız var. Ve insanları emekli ediyoruz.
insanlara diyoruz ki evet hayatınız bitti, dinlenin ve sonu bekleyin. Hayır, hayır, bu böyle olmamalı, aktif olmalıyız. Çünkü özellikle kas kitlesi açısından ve dayanıklılık açısından şunu görüyoruz. Yaşlı insanlar aktif olmadıkları için ve doğru miktarda protein almadıkları için biliyoruz ki birçok sıkıntılar yaşıyorlar. Ama diğer yandan bu fonksiyonel kapasitedeki azalma, kalpten bahsedebiliriz, karaciğerden bahsedebiliriz, beyinden bahsedebiliriz. Bunlara dahil edebiliriz ama insanlara özellikle kas işlevsel kapasitemizi sağlayan bir insan da kastır. İnsanları oturmak yerine hareket etmeye, kaslarını geliştirmeye ve yönlendirirsek, onları hayatlarının bitiyor olduğunu düşünmekten ziyade dans edebileceklerini, bir spora katılabileceklerini ve her şeyi yapabilecekleri noktasında onları yönlendirebilirsek, yaşlı hissetmezsiniz, iyi hissedersiniz ve bu kaslara iyi bakmalıyız. Biliyoruz ki zayıf diyet, yani bileşenleri eksik olan diyette gördüğünüz gibi gerçekten çok önemli oluyor. Kas kitlesi ve dayanıklılığı zaman içerisinde kayboluyor. Yani yaşamın ilk yıllarındaki artıştan ziyade çok dramatik bir azalma gözleniyor. Ve biliyoruz ki yaşlı insanlar doğru miktarda protein almıyor. Ve bazen bunun yollarına bakıyoruz. Mesela annem 5 yıl önce öldü ve ona son yaşamının son yıllarında ben bakıyordum. Çünkü hastaydı, romatoid artriti vardı ve çok fazla hareket edemiyordu ama onu hareket ettirmeye çalışıyordum. Ve özellikle besin çeşitliliğini arttırmaya çalışıyordum ve son 2-3 yıl protein shake'lerinden biraz daha fazla, biraz daha içiyordu. Biraz akşam ve sabah veriyordum ve beslenmesini bu şekilde takviye zenginleştiriyordum ve bence işe yaradı. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü bunu yapan insanlar var ve oldukça sağlık durumları iyi. Özellikle beyin için bile fiziksel kondisyon çok önemli. Çünkü bazen insanlar yaşlı insanlar bunu yapabilir mi? Unutmayın. Size bahsettiğim çalışmada şöyle söylüyordu. 87 yaşında bir grup insanın dahil edildi bir çalışmada. Dayanıklılarının %100'den fazla arttığı gösteriliyor. Dolayısıyla bunu herkese doğru beslenme ve doğru şekilde uygulayabiliriz. Ve bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu yaşlanma meselesi, osteoporozla ilişkili, özellikle yaşam tarzını kötü etkileyecek, aynı zamanda diyabet ve benzeri kronik hastalıklara da yol açacak. Ve mesela sarkopeniyi azaltabiliyoruz. Özellikle protein alımını izlememiz gerekiyor. Aynı zamanda uygun direnç eğitimi programlarını yapmamız gerekiyor ve insanları eğitmemiz gerekiyor. Yani sağlık için emeklilik planları şeklinde bir şeyler yapabilecekleri konusunda onları teşvik edebiliriz bence. Özellikle sağlıklı bir gelecek için, sağlıklı bir yaşlanma için bunu yapabiliriz. Bizim örneklerimiz var. Bu adam 96 yaşında ve dünya şampiyonu 100 metre ve 200 metrede master kategori, kendi kategorisinde. Ve spor yapıyor, birçok dayanıklılık antrenmanı yapıyor ve insanlar ona sorduğunda peki nasıl böyle kaldınız? Çünkü her gün protein shake de başlıyorum güne diyor. Bir sürü insan var bunu yapan ve bu yapılabilir. Ve bu mücadele içinde, özellikle obeziteye karşı bir mücadele sürecinde, özellikle obezojenik beslenme çeşidi ve obezojenik yaklaşımlara karşı bunu yapmamız gerekiyor. Ve insanlara şunu söylememiz lazım. Durun, durun, dinleyin, durun ve dinleyin. Bilimi dinleyin. Bazı çözümlerimiz var. Akıllı besinlerimiz var. Ve onlara bunu iletmemiz lazım. Ve onlara kendi hayatlarının sahibi olma imkanı verebiliriz ve onlara
bir sonraki versiyona geçme imkanlarını sağlayabiliriz. Ve her gün ben mutluyum çünkü bir sonraki versiyonum, bir sonraki ben için çalışacağım ve bir sonraki ben daha iyi olacak. Ve sonuç olarak şunu önermemiz gerekiyor. Doğru beslenme, doğru miktarda doğru beslenme ve iyi kontrollü bir egzersizle alışkanlıklar değiştirilerek çok şey başarılabilir. Ve insanları bu konuda teşvik edebiliriz. Bu basit ipuçları, basit bilgiler, kolay bilgiler ve yapabilecekleri planlarla onlara gitmemiz gerekiyor. Bunları başarmalarını kolay hale getirmek için. Biliyorum ve yapıyorum. Yani biliyorumdan yapıyorum'a geçmemiz lazım. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kahve aramız var. Stand bölümümüzde kahvelerinizi içebilirsiniz, çaylarınızı. 15 dakikalık bir aradan sonra yine panellerle, oturumlarla devam edeceğiz. Buyurun. Devam ediyoruz. İlk panelimizle devam edeceğiz. Bahsettik aslında işte kamu sağlığı ve beslenme arasındaki ilişki son dönemde. Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem Sağlık Bakanlıkları, hem de akademisyenler arasında gerçekten en çok konuşulan konulardan biri. Bu konuyu konuşacağız. Ülkemizde artan sağlık problemleri, özellikle obezite problemleri ve yol açtığı riskler, sağlık riskleri konusunda neler yapılıyor, farkındalık arttırıcı uygulamalar neler, gizli açlık, bununla mücadele yolları ve özellikle az önce de tabii değinildi, hepimizin en fazla belki duyduğu bilgi sahibi olduğu diyelim. Acaba öyle mi? Bunu da konuşacağız. Omega 3 ve D vitamini konusunda hayatımızdaki yeri nedir, önemi nedir? Bütün bunları konuşacağız. Şimdi efendim panelistlerimizi ben davet etmek istiyorum tek tek. Food Supplements Europe Yönetim Kurulu üyesi Dr. Bernd Haber. Öncelikle lütfen buyurunuz. Münih Üniversitesi'nden Dr. Clement von Saçki, yine diğer panelistimiz. Ve efendim İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmet Tamer'i de davet etmek istiyorum. Bir diğer panelistimiz de Sayın Tamer. Buyurunuz. Sayın Tamer aramızda sanıyorum. Evet. Az sonra sanıyorum yerini alacak. Ve efendim Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden diyetisyen Sayın Hatice Berna Karakaş da yine ilk panelimizin. Buyurunuz. Evet, panelin moderatörlüğünü de ben yapacağım. Dolayısıyla yerimi kürsüden buraya doğru aldım. Şimdi panelistlerimizi bir tanıyalım. Kısa bir filmimiz var. Şimdi efendim ilk panelimizin konusu gerçekten çeşitlilik anlamında, derinlik anlamında aslında hem çok önemli hem de hepimizin merak ettiği konuları konuşacağız ama panelistlerimizin hepsinin birer sunumları var. Bu sunumları hazırladılar sizler için. Panelimize geçmeden isterseniz tek tek anons edeyim. Konuklarımız sunumlarını yapsınlar. Sonra tartışma konularını açarız, daha derinlikle konuşuruz. Öncelikle Sayın Doktor Bernd Haber'in sunumunu izleyelim. Sonra devam edelim. Buyurunuz. Değerli panelistlerimizden şu. So there is a request for the panel members. Can you just limit your presentation to 5 minutes so that we will have some time for Q&A?
then we will have time for the rest of the Q&A. Thank you very much for inviting me. Thank you to the organizers to reflect me. I'm from the company BASF, but as mentioned in the introduction, I'm also representing the board of Food Supplements Europe. And you will see here in my presentation today on the importance of food supplements for public health and well-being, that I have also some aspects, a very nice study where we're looking on healthcare cost savings. So these are the topics I will address: global health situation, then vitamin D will be a focus topic, and the healthcare. Neden bahsetmek istiyorum? Ve bu sabah zaten duyduk. Yüksek enerji alımı pek çok ülkede sorun teşkil etmekte zannediyorum. Buradaki konu başlığımız da bu olacak. Ve giderek aşırı kilo ve obezitenin arttığını görüyoruz. Öteki taraftan bu dengesizlik, fiziksel aktivitenin eksikliği ve yüksek enerji alımı pek çok soruna kaynak olmakta ve mikro besinlerin genellikle tavsiye edilen seviyelerin çok altında seyrettiğini görüyoruz. Yine toplum için en önemli hususlardan bir tanesi bulaşıcı olmayan hastaların çok fazla seyretmesi ve mortalite seviyesinin artması. Besin yetersizliği, beslenme yetersizliği ya da sağlıksız beslenmeden bahsedecek olursak, hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir sorun teşkil ediyor bu durum ve aşırı kilo olma durumu çok yüksek. Çin'de bu çok düşük ama giderek artıyor. Son yıllarda artmaya başladı biliyoruz ve nüfusla kıyasladığımız zaman büyük bir risk teşkil görüyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlara kıyasla sayıca daha büyük bir rakamla karşı karşıyayız ve bu ve patlamaya hazır bir bomba gibi karşımızda duruyor. Mikro besinlerden bahsedecek olursak eğer, bu zaten dile getirildi. 2012'de yapılmış bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Farklı bölgelerdeki mikro besinlerin yetersizliğine ya da yetersiz besin alımına bakıldığı zaman Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri karşılaştırmasından bahsetmek istiyorum. Elbette belli bazı mikro besin açısından yetersiz olduğumuz pek çok alan var. Amerika Birleşik Devletleri vitamin A, D vitamini, E vitamini kırmızı bayrak artık sağlamaya başlamış. O kadar düşük besin alımı var ki büyük sorun teşkil ediyor. Ben Türkiye'de yapılmış bir araştırmaya baktım. Burada bir çizelge var. Yine burada da görüyoruz. 2016 yılında hazırlanmış bir araştırma bu. Türkiye TÜBER 2015 araştırması. D vitaminiyle ilgili çok büyük bir sorununuz var. Aslına bakarsanız D vitamini alınmıyor. Ama önemli besin kaynakları B vitamini gibi yine eksik. Ve nüfusun büyük bir kısmında düşük alındığını gördüğümüz vitaminler. Bu besin kaynaklarındaki eksikliği nasıl önüne geçeceğimizi düşünmemiz lazım. Bulaşıcı olmayan hastalıklara bakalım. Bu sabah bahsedildi. Alabileceğimiz pek çok önlem var. Bir tanesi sağlıklı bir besin düzeninin benimsenmesi. Egzersiz eksikliği, antrenman yapılmaması, çalışmanın olmaması bir başka sorun teşkil ediyor. Ve ilginçtir. Aslına bakarsanız bulaşıcı olmayan hastalıkların %80'ini kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum bozuklukları, diyabet oluşturmakta. Ve bu hastalığın okiransı yani karşılaşılma oranları yüksek. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarına baktığımız zaman Çin, Almanya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında çok ciddi bir durum teşkil ettiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak %89-90 oranında bulaşıcı olmayan hastalıklardan insanların öldüğünü görüyoruz. Bundan muzdarip olan insan sayısı çok fazla. Yine kritik önem taşıyan bir başka husus ise giderek daha fazla hasta olduğunu görüyoruz. Ölümcül bir seviyede seyreden hastalıklardan, muzdarip insanlardan bahsediyoruz. Bunu eşlik eden bir başka durum ise artan sağlık bakım hizmetleri maliyetleri. Aslına bakarsanız
son 20-25 yıl içerisinde 1 trilyon dolardan 3 trilyon dolara çıkmış bu bakım hizmetleri maliyetleri. Bu başka ülkelerde de artmakta. Çin'de çok düşük başlıyor ama şimdi yine kayda değer ölçekte arttığını görebiliyoruz. İşte bu yüzden politika açısından bakacak olursak, eğer bu hastalıkları tedavi etmek açısından bu politikaları tekrar gözden geçirmek isteyecek olursak, bu hastalığın önlenmesi ve sağlığın teşvik edilmesi, ön plana çıkılması daha büyük önem kazanıyor. Bunu da tabii ki gıda alımıyla destekleyebiliriz. Elbette besin takviyesinin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha söylemek isteriz. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenebilmesi için önemli bir koz var elimizde. D vitamini tabii ki pek çok alanda faydalı bir D vitamini. Çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Farklı alanlarda kemik sağlığı, kardiyovasküler sağlıkla, beyin sağlığıyla ve elbette bağışıklığı desteklenmesi açısından D vitamini elzem. Avrupa Komisyonu, Gıda Güvenliği Komisyonu ve pek çok tıbbi kuruluş D vitamini alımının desteklenmesini belirtmiş. Ve bunun tabii ki hem kemik sağlığı açısından, beyin sağlığı açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi rakamlara bakalım. 3 kadından biri ya da 5 erkekten biri osteoporotik kırıklardan muzdarip. Böyle sorunlar yaşıyor. Yine her 3 saniyede bir ve osteoporoz yüzünden kemik kırılıyor. Ve dünyada her saniye 3 saniye bir kemik kırılıyor. 1, 2, 3 kemik kırıldı. 1, 2, 3 kemik kırıldı. Bana soracak olursanız bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu değiştirmemiz şart. Eğer önlem alabilirsek, bunu değiştirebilirsek bu önlemleri inceleyebiliriz. Ve zannediyorum bunlardan biri, bu önlemlerden birisi beslenme ile ilgili önlemler olabilir. D vitamini, kalsiyum takviyesi olmalı. Ve D vitamini çocuklukta alınmalı, ergenlikte alınmalı ve osteoporoz riski artmadan bunun önüne geçilmeli. Farklı tabii ki tavsiyeler var. D vitamini besinle beraber alınmalı deniyor. Türkiye'den yapılan bir çocuklarda 2-70 yaş arası 15 mikrogram olmalı. Bu sıvıdan alabiliriz diyorlar ve 20 mikrogram sıvı içerisinde alınmalı. 2-70 olmalı. Bu yine başka yerlerde de aynı rakamlarda tavsiye ediliyor. Ancak bununla beraber Uluslararası Osteoporoz Vakfı'nın daha yüksek değerler önerdiğini söyleyebiliriz. Eğer osteoporoz içine gerçekten önemli bir faydası olmasını istiyorsak bunun 25 mikrogram olmasını söylüyor. Bir de tabii ki bunun besin kaynaklarıyla alınması. Bir de tabii ki vücudunuzun ürettiği D vitamini var. Vücudunuzdaki değerler sadece besinlerden ya da başka kaynaklardan aldığınız D vitaminiyle yetinmiyor. Elbette fizyolojik seviyelere bakarsak Almanya'da Alman Beslenme Derneği kanınızda, kanda ölçülerden 50 nanomol olmalı diyor. Serum 25 hidroksivitamin D konsantrasyonunun veya daha yüksek seviyede sergilemesi gerektiğini önermek diyor. Eğer düşük olursa risk tezahür eder diyor. Yine Türkiye içinde yapılan tavsiye, eğer D vitaminiyle ilgili sorun varsa güneşe çıkın. Çünkü güneş size vücudunuzda derinizde D vitamini üretimine destek olabilir. Ve D vitamininizi vücudunuzda depolayabilirsiniz. Ancak bununla ilgili pek çok risk var. Kombinant bir risk var. Çünkü güneş ışığından yeterince D vitamini alamayabilirsiniz. Mesela Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan insanlar çok fazla güneşe maruz kalmıyorlar. Yani Türkiye'deki kadar çok güneş yok. Elbette içeride yaşayan insanlar da D vitamini alamıyorlar. Hayat tarzı değişiklikleri bunu engelleyebiliyor. Giderek daha fazla içeride yaşıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Güneşe çıkmıyoruz. Yeterli değil. Elbette 70'in üzerindeki insanların daha fazla içeride kalıyorlar. Artık hareket etmiyorlar. Bu da bir başka risk faktörünü oluşturmakta. Ve genellikle cildini kapatarak yüzünü, kafasını, vücudunun diğer bölümlerini, organlarını kapattığı için D
güneşe maruz kalamıyor insanlar. Peki geldim Türkiye'de, hani nerede güneş? Dedim ki Almanya'da hava hep kötüdür zaten, Türkiye'de de iyi olur herhalde. Ama burada da artık sis var, yağmur var, yeterince güneş çıkmamış. Ve tabii hava kirliliği dünyanın belli bazı yerlerinde çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Özellikle büyük kentlerde çok büyük hava kirliliği var. Bazen peki de gitseniz, hangi gün giderseniz gidin, yaz kış fark etmiyor, hiç güneş görmüyorsunuz. Hava kirliliği yüzünden bu engelleniyor. Bu da büyük bir sorun teşkil ediyor. Şimdi fizyolojik seviyelere bakalım. Kandaki D vitamini prevalansına bakalım. Hilga'nın yapmış olduğu 2014'teki bir araştırma sonuçlarında şöyle görülüyor. Tabii ki farklı ülkeler D vitamini prevalansına bakılmış ve %88'inde aslında optimal aşamalarda, optimal seviyelerde olmadığı tespit edilmiş. Bu global bir araştırma, küresel bir araştırma. Tavsiye edilen, Alman toplumu için tavsiye edilen değerlere baktığınız zaman %40'ı aslında bu seviyelerin çok altında seyrediyor. Lütfen toparlayın çünkü zaten aslında panel esnasında da konuşacağız. Okay. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Yeah, thank you. Thank you. Tabii ki hızlanayım efendim. Çok teşekkürler uyarı için. Şöyle bir mesaj verebiliriz. Yine güneydeki ülkelerde, İspanya'da da görüyorsunuz. Optimal olmayan seviyelerde arz ediyor. Peki Türkiye? Gelelim Türkiye'ye. Bir araştırma buldum. Ve yaklaşık olarak Türk nüfusunun %75'i düşük D vitamininden muzdarip. Burada çok düşük seviyeler. Yani güneş bize yetmemiş, size yetmemiş maalesef. Çok kısaca söyleyelim, yine BASF olarak biz bir araştırma yaptık. Özellikle kış vakitinden sonra yapılan araştırmalarda %70 oranında insanların D vitamini yoksunluğundan muzdarip olduğunu görüyoruz. Yazın bu düşüyor ama bir de destek takviye rejimine bakalım. Eğer kışa bakarsak açık yeşille işaret olan çubuklar, kışın D vitamini takviyesi alanlar. Yani seviyeleri nasıl değiştiğini suçladığını görüyorsunuz. Daha iyi, optimal D vitamini seviyeleri görüldüğünü takip edebiliyoruz. Bunu atlayacağım. Finlandiya'dan gelen bir araştırma. Çünkü son birkaç dakikayı bu sağlık bakımı ile ilgili hizmetlerin maliyetini ayırmak istiyorum. Acaba D vitamini takviyesi alarak ya da başka takviyeler alarak biz bu maliyetleri düşürebiliriz. Almanya'da yapılmış bir araştırmadan bahsedeceğim. Bu D vitamini takviyesinin aslında bakarsanız sağlık bakımı ile ilgili masrafların yükünü azalttığını görebiliyoruz. Osteoporoz vakaları Avrupa'da izlendiği zaman 55 yaş üstü nüfusta görüldüğünü biliyoruz. Ve 27.8 milyonun yani %17.6'sının nüfusun bu tür rahatsızlıklardan dolayı sorun yaşadığını biliyoruz. Elbette bunu rakamlara dönüştürdüğümüzde, paraya dönüştürdüğümüzde bunun kırıklara ve 1.24 milyon vakanın görüldüğünü söyleyebiliyoruz. Kırık vakasının. Peki bunun arkasındaki bilim nesi? 2016 yılında bir araştırma ve inceleme yaptı. Kalsiyum artı D vitamini takviyesinin kırıklara, fraktürlerle ilişkin riskleri nasıl azalttığını ya da nasıl etkilediğine baktık. 1 miligram kalsiyum artı 15 mikrogram D vitamini takviyesi ile %50 oranında kırıkları engellemiş. Bu da 4 yılda 4 milyar avro tasarruf demek. Yani görüyorsunuz. Bunu sürekli olarak almaya devam ederseniz risk gruplarıyla ilişkin olarak çok çok daha düşük sağlık hizmeti maliyetleriyle karşılaşmamız, elde etmemiz mümkün. Ve tabii ki her yapılan bir avroluk araştırma karşılığı 3.47 sent avro kazanç sağlıyoruz. Bunlar da görüyorsunuz daha sonra da dile getirecek. Elimizdeki potansiyel büyük. Tasarruf potansiyeli çok yüksek. Evet, son slaydım buydu. Biraz uzun sürdü, özür diliyorum. Evet, tartışmalarda da istediğiniz soruyu yöneltebilirsiniz. Teşekkür ediyorum efendim.
Evet, D vitamini gerçekten çok önemli ama panelde de zaten konuşmaya devam edeceğiz, sorularınızı da alacağız. Şimdi yine D vitamini kadar önemli bir başka besin desteğinden, omega 3'ten bahsetmek istiyoruz. Biraz daha detaylı sunum alacağız. Doktor Sayın Clemens Monchalski'yi şimdi sunumlarını yapmak üzere davet edelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir konuşma hazırlamıştım ama bunu 5 dakikaya indirmeye çalışacağım. Omega 3, özellikle sağlık alanında omega 3 indeksini anlatmaya çalışacağım. İlk olarak 2004 yılında yağ asidi kompozisyonu için bir biomarker olarak zaten bulunmuş idi. Kırmızı kan hücrelerindeki eritrositlerdeki özellikle oranı ve aynı zamandaki değişkenliği bu klinik biyokimyada çok önem arz ediyor ve çünkü hemoglobin A1C'yi artık ölçebiliyoruz ve bu noktadaki aldığımız sinyal buna göre çok azalıyor. Ve aynı zamanda gördüğünüz oranları farklı laboratuvarlarda farklı sonuçlar elde etmiştik. Özellikle hedef aralığı, tanımladığımız hedef aralığı ile ilişkiliydi ve bu noktada bir etik sorunlardan dolayı bunu daha sonra anlatacağım. Standartizasyon sorunu olduğunu gördük. Burada kırmızı kan hücreleriyle ve dokuyla ilgili olan ilişkisine bir çalışma vardı ve hiç korelasyon bulamadık. Yani omega 3 alımı ile ilgili hiç omega bulamadık ama bu daha sonra geleceğim. Yağ asitlerinden bahsediyoruz. Hücre membranından bahsediyoruz ve her hücrede öğrendiğim kadarıyla her hücrede hücre membranının nelerden oluştuğuna dair bir fikir var. Tabii ki bazı şeyler orada olmayabilir ama bazı durumlarda da belli şeylerden bahsedebiliriz. Yeterli sayıda denek üzerinde yapılan bir omega 3 indekste şunu gördük. İstatistiksel olarak normal bir dağılım gösterdi. Bu da bir biomarker olarak kullanabileceğini gösterdi. Ama bu anlayamadığımız bir şey oldu burada. İnsan omega 3 indeksi hiç olmayan, yani hiç omega 3 olmayan insan yoktur dünyada. Yani hepinizin en az 2 omega 3, 2 düzeyinde, %2 düzeyinde omega 3'ü var. Hiç olmayan insan yok. Ve yokluğu yaşamla bağdaşmıyor. Omega 3 yokluğu yaşamla bağdaşmıyor. Ve bu örnekte şunu gördük ki yaklaşık hedefimizin 3'te 4'üne ulaşıldığında ve çok azının da hedef aralığın üzerinde olduğunu gözlemledik. Ve bu tabii ki bu bizim günlük rutinimizden bir örnek ve biz bunu bir daha temsil edici bir Alman popülasyonuna daha temsil edici bir popülasyona uyarladığımızda hemen hemen herkesin bu hedef aralığın altında olduğunu görüyorsunuz. Ve bu Kanadalı yetişkinler üzerinde yapılan bir indeks çalışmasında bir Kanada popülasyonu temsil eden bir grup üzerinde çalışmada sadece %4,5 bulunmuş ki bu gerçekten felaket durumda. Türkiye'ye geldiğimizde ve gerçekten 2'nin altında kimse yok ama elimizdeki veriler şunu gösteriyor. Günlük rutinimizde şunu kesinlikle biliyoruz ki bu insan omega 3 seviyeleriyle ilgilenen ve bunların için bu takviyeleri almak için para ödeyen insanlarınla yapılan bir çalışma olduğunu biliyoruz. Ve şunu biliyoruz ki özellikle İstanbul'da belli bir sosyal seviyede olan insanlar üzerinde yapıldı. Dolayısıyla bu çalışmadaki Türkiye'de yapılan çalışmadakine benziyordu. Çünkü çok daha kötü olduğunu tahmin ediyoruz. Yani burada gördüğümüzden çok daha kötü olduğunu oranların tahmin edebiliyoruz. Kore gibi sadece popülasyonun %20'sinin hedef aralığın altında olduğunu görebiliyoruz. Ve bir harita çizebilirsiniz ve şunu biliyoruz. Özellikle Akdeniz bölgesinde
özellikle Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da da yine aynı şey söz konusu. Gerçekten omega 3 açısından çok kötü düzeylere sahip bölgeler bunlar. Çünkü bu bölgede aslında omega 3 içeren balıkların eksik olmasıyla da ilgili. Neden bu kadar kötü? Çünkü burada bir Alman çalışmasındaki epidemiyolojik verileri gösteriyor. 10 yıl boyunca yaklaşık 230 bin insan incelenmiş durumda ve gördüğünüz üzere sadece 2/3'ü diğerlerine kıyasla omega indekslerinin 4'ün altında olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten kardiyovasküler risk açısından ve kardiyovasküler risk faktörleri açısından çok önemli ve büyük bir oran. Ve aynı zamanda ben yine aynı çalışmadan alınan veriler de yine benzer ve başka çalışmalarda benzer verileri gösteriyor. Ve biliyoruz ki omega 3 tabii ki total kolesterol üzerinde çok etkili. Dolayısıyla total kolesterol seviyesi de kronik hastalıklar açısından, özellikle hastalıklar açısından çok önemli. Klinik çalışmalara baktığımızda yine aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Omega 3 indeksi %8 ve üzerinde olanlar çok az bir kısmı oluşturuyor diğerlerine kıyasladığımızda. Ve yine bir Framingham çalışmasında görüyoruz. Benzer yine toplam kardiyovasküler hastalık, toplam koroner arter hastalığı ve toplam inme ve kardiyovasküler hastalığa bağlı mortalite oranlarında omega 3'e bağlılık bu konuda çok arada yakın bir ilişki olduğunu görebiliyoruz. Omega 3'ün kardiyovasküler koruma üzerinde bir etkisi de var tabii ki. Cochrane'de bir meta analiz yaptığınızda, yani yapılan bir meta analizi değerlendirdiğimizde omega 3 aslında kardiyovasküler hastalığı azaltmakta hiçbir şey yapmıyor. Bu epidemiyolojinin söylediğinin tam tersi aslında. Yani etki mekanizması konusunda tam tersini söylüyor. Ama burada bir şey var, yanlış olmalı. Bir yerde bir yanlış olmalı. Bu eskiden şunun bilinmemesine bağlı olabilir. Çalışmalar yapılırken eğer yağ emilimi için yağ emilimine sahip olabilme fonksiyonunuz olmamız lazım. Bir kapsül omega 3 yağ asidi almak için yağ absorpsiyonunuzun emiliminizin iyi olması gerekiyor. Ve bir omega 3 absorpsiyonu ile ilgili, özellikle biyoyararlanımla ilgili birçok faktör var ve bu yüzden çok garanti edilemiyor. Garantiden uzak, çünkü alım tamamen hücre içine alım anlamına gelmiyor. Çünkü biyoyararlanım kişisel noktada tahmin edilemiyor. Yani bir dozu herkese uygun olmayabiliyor. Seviyeler, doz değil de seviyelerin ölçülmesi gerekiyor. Yani bu da omega 3 indeksi anlamına gelmekte. Daha önce bahsettim, bir büyük bir çalışmada, çalışmaların çoğunda katılımcılara kapsül halinde kahvaltıda almasını önerdik. Ve birçok ülkede genellikle kahvaltılarda düşük karbonhidrat ve düşük yağ düzeyi var. Dolayısıyla emilimlerinin düşük olması bu noktada etkilemiş olabilir emilim düşüklüğünü. Şunu görebiliyoruz ki omega 3 düzeyleri zaten düşük olan insanların da bu noktada bir emilim bozukluğu olduğunu düşünebiliriz. Yani başka bir beslenme ile ilgili başka bir örnek verdiğimizde, eğer omega 3 seviyeleri düşük olan insanlarla başladığınızda çok nadir olan bir grubu görüyorsunuz. Çünkü temel değeri görüyorsunuz ve burada da deneyden sonra, çalışmadan sonra elde edilen değerleri görüyorsunuz. Sağlık açısından baktığınızda düşük omega 3 düzeyleriyle başladığında sorun yaşadığını görebilirsiniz. Çünkü bu noktada bir örtüşme söz konusu değil. Yani müdahale açısından bir örtüşme söz konusu değil. Tabii ki yüksek doz kullanabilirsiniz takviye olarak. Bir sorun teşkil edebilir. Çünkü bu konuda belirli bir temel değerimiz yok maalesef.
Olumlu sonuçlar var, evet. Çünkü bu çalışmada mesela iki tane haftada iki gün yağlı fiş alındığında sindirimin daha iyi olduğu, emilimin daha iyi olduğu gösterilmiş. Japonya'da yapılan çalışmadaki yüksek dozlarda ve Güney Amerika'da yapılan çalışmalarda yüksek doz alımının serum seviyelerini 6 kata kadar arttırdığı gösteriyor. Bunun anlamı takviye olarak bunun alınması gerektiğini, gerçeğini bize ortaya koyuyor. Ve risk azalmasında %25 bir azalma görüyoruz. Bazı tavsiyelerde bulunan makaleler var ve omega 3'ü primer önleme değil de sekonder önleyici olarak kullanılması gerektiğini önerenler var. Ve düşük seviyeler daha sonra kardiyovasküler hastalıkları, yüksek mortalite, kalp krizi ve inme açısından etkili ilişkili bulunmuş. Ve bu noktalarda bazı çalışmalarda pozitif sonuçlar elde edilmiş. Ve bu konudaki kılavuzlar da yine kardiyovasküler hastalıkları önlemede sekonder olarak, ikincil olarak önlemede etkili olduğunu bulmuş. Benim önerim bunu tabii ki belli bir seviyede tutmak. Bir tane örnek var, hastalık açısından, sağlık açısından bir önemi var. Düşük düzeyle başladığınızda konjestif kalp yetmezliği noktasında düzeyler düştüğünde konjestif kalp yetmezliği olan hastaların düzeylerinin hepsinin düşük olduğu bulunmuş ve bu konudaki bir sonlanım noktası çalışmasında yine düzeylerin düşük olduğu, birçok kronik hastalıkla da ilişkili olduğu tespit edilmiş durumda. Bu noktada takviyenin önemi ortaya çıkıyor. Takviye yapıldığında mortalitede ve hastaneye yatışlarda özellikle daha azalma olduğu ve bunun direkt konjestif kalp yetmezliği ile ilişkili olduğunu bulabiliyoruz. Ve size bahsettiğim gibi kardiyovasküler hastalıkla ilgili bahsettiğim şeyleri özetlemiştim biz önceki slaytımla. Balık tüketimi ile kan basıncı yükselmesi, yüksek tansiyon arasında herhangi bir aslında ilişki bulunamamış. Ama gerçek bir ilişki var, net bir ilişki var. Kan basıncı ve omega 3 indeksi arasında bir kesin bir ilişki var. Kan basıncı ne kadar yüksekse omega 3 düzeyi o kadar düşük veya tam tersi söz konusu oluyor. Burada bir İsviçre popülasyon üzerinde yapılan çalışmada kan basınçları ve omega 3 değerlerini görüyorsunuz. Omega 3 düzeyi ne kadar yüksekse kan basıncı o kadar düşük oluyor. Ve omega 3 kan basıncını düşürme konusunda etkili. Beyinde birçok heksan asitten oluştuğu için beyin çok fazla yapıda. Dolayısıyla beyninizin iyi çalışması, iyi işlev görmesi ve beyin dolaşımının kan damarlarıyla iyi olması ve enflamasyonun beyinde gelişmemesi açısından da omega 3 çok önemli. Epidemiyoloji bize şunu söylüyor. Toplam inme neredeyse yarı yarıya, yüksek omega indeksi olan kişilerin yarı yarıya inme geçirme riskinin azaldığını söylüyor ve yine bir çalışmada %20 inme riskinde %28 azalma olduğu tespit edilmiş. Omega 3 yağ asitleri takviyesinde bana göre bu çok büyük bir azalma, özel gösterilen en büyük azalma. Her türlü bütün müdahaleli çalışmalardaki en büyük azalma. Biliş konusunda baktığımızda 4 yaşındaki çocuklar üzerinde yapılan bir omega 3 indeksi ile ilgili yapılan çalışmalarda yine 30-60 yaş gibi belli yaşlar üzerinde ve 85 yaş üzerinde yaptığımızda hep aynı şeyi buluyorsunuz. Omega 3'ünüz ne kadar yüksekse kompleks beyin işlevleriniz daha iyi oluyor. Kompleks beyin işlevleri şunu söyler bize. Özellikle 50'li yaşların ortasında ya ölürsünüz, ya bunarsınız, ya da omega 3 düzeyiniz iyi ise normal bir şekilde hayatınıza devam edersiniz. Ve uluslararası çalışmalara yine baktığımızda benzer şeyler görüyoruz aslında.
özellikle düşük omega 3 düzeyleriyle birçok hastalığın ve olumsuzluğun ilişkili olduğunu görüyoruz. Özellikle iyileşme işleviyle omega 3 arasındaki bağlantılara baktığınızda yine belirgin bir korelasyon görüyorsunuz. Özellikle hafıza konusunda, hafıza açısından baktığımızda. Yaşlanma da biliyorsunuz, beyin de yaşlanıyor. Beynin yaşlanması 2/3'ü gibi. Eğer omega 3 düzeyi açıksa, burada gösterildiği gibi plasebo grubunda beyin omega 3 takviyesi alanlara göre 3 kat daha hızlı yaşlanmış görünüyor. Yani omega 3 bir şeyleri yavaşlatıyor beynin yaşlanması konusunda ve engelliyor. Son klinik durumumuz, bahsedeceğim konu klinik durum, gebelik. Özellikle gerekli olan prematür doğumların, 34. haftadan önceki prematür doğumların olma ihtimali, özellikle plazmada ölçülen omega 3 seviyelerinde normal çalışmalara da benziyor. 50 kat daha az olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok dikkat çekici bir sonuç. Ve Cochrane'deki bir meta analize baktığımızda, çünkü meta analizlere bakıyorum çünkü birçok çalışmayı içeriyorlar. Yapılmış birçok çalışma ve deney orada mevcut meta analizlerde. Görebilirsiniz burada düşük doğum ağırlığı, çocuğun anne karnında ölmesi, prematür doğumlar, omega 3 yağ asitlerinin takviyesiyle engellenebiliyor ve azaltılabiliyor. Bununla ilgili evrensel bir takviyenin yapılması gerekiyor. Daha iyi bilgi verilmesi gerekiyor insanlar. Özellikle gebelik, benim ülkemde gebelik ve emzirme sırasında özellikle gebelerin çok düşük omega 3 seviyelerine sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü bebek çekiyor, biliyorsunuz anne karnındaki bebek kandan çekiyor ve emzirme sırasında daha da düşüyor. Evet, takviye ile, yani bu gebelere ve emzirenlere takviye ile daha yüksek seviyelere ulaşabiliyoruz ve ideal aralığa ulaşabiliyoruz. Ve benim kişisel görüşüm şu ki, kadınlar omega 3 düzeylerini ölçtürmeliler. Gebeliğin başında veya gebelikten önce ölçtürmeliler ve bu noktada takviye alıp almayacaklarına karar verilmeli. Dolayısıyla doğum sırasında çok düşük seviyeleri yaşamazlar ve emzirme sırasında da seviyeleri düşmez. Ama burada önemli olan bir şey daha var. Alman Beslenme Derneği'nin bir takviyesi var. Sadece gebe kadınların %15'i takviye kullanıyor. Bu gerçekten benim açımdan bir halk sağlığı sorunu, halk sağlığı felaketi. Omega 3 indeksi ile ilgili birçok sorunlar, perinatal mortalite var, perinatal komplikasyon, postpartum depresyon, majör depresyon, bipolar hastalık, travma sonrası stres bozukluğu, otizm davranış bozukluğu ve hiperaktivite bozukluğu gibi birçok hastalıklar var. Bunların sıklığı da artıyor çünkü omega 3 seviyelerimiz düşüyor. Tolere edilebilme noktasında ve uygunluk noktasında omega 3'ler plasebo kadar tolere edilebiliyor. Yani herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ve düzenleyici otoriteler Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da 5 grama kadar, FDA ise 3 grama kadar olan seviyelerin güvenli olduğunu söylüyor. Ve yemekle alındığında etkinin maksimum olabileceği noktasında öneriler var. Omega 3'ün İsviçre'de yapılan bir çalışma, omega 3'ün kanamayı arttırdığı noktasında yapılan bir çalışmada tromboembolik olay yaşayan ve antikoagülasyon kullanan 826 hastada yüksek omega 3 düzeylerinde kanamanın olmadığı ve daha uzun yaşadıkları bulunmuş. Tabii ki dozu overdose, yani aşırı doza gelirseniz kanamaya dair sinyaller olabilir ve bu da yılda bir olaya denk gelmekte, yani çok fazla değil. Ve şunu söyleyebilirim, evet, çok yüksek seviyelerde tutmayalım omega 3 indeksini ama bu kanama riskini azaltmak adına. Ama size söylemek istediğim bir şey,
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu tarafından, bu benim şahsi fikrim değil, desteklenen bir şey. Özetleyecek olur isek, zor okuyabiliyorum ama EPA diye DHA olmayan bir insan yaşamı düşünülemez ve gerçekten dünya çapında bir eksiklik söz konusu ve aynı zaman sadece standartlaşmış bir yağ asidi analiziyle, yani omega 3 indeksi analiziyle tespit edilebilirler ve eksiklik alfa lipoik asit ve DHA gibi yağ asitleriyle düzeltilemiyor ve eksiklik belirtileri arasında yaşam beklentisinin azalmasından ani kardiyak ölüm, iskemik inmeye kadar birçok var ve gebelik sırasında, özellikle depresyon sırasında, kardiyovasküler hastalıklar sırasında omega 3 yağ asitlerinin alımını tavsiye eden çok fazla çalışma var. Birçok müdahale çalışmalarında biyoyararlanım, temel seviye değerlendirmeleri ve kişiler arasındaki değişiklik ve emilim noktasındaki çalışmaların daha fazla yapılması gerekiyor. Ve özellikle kanama riskini önlemek için omega 3 seviyelerin çok yüksek olmaması da aynı zamanda. Yine aynı zamanda omega 3 asitlerinin güvenliğini ve tolere edilebilirliğini ideal bir hale getirebilmek, 108-11 aralığında tutabilmek açısından, sağlık açısından bu önemli. Bahsetmek istediklerim bunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Münih Üniversitesi'nden Dr. Clemens von Saschke omega 3 konusunda çok önemli veriler gerçekten ortaya koydu.